Yani Merhaba arkadaşlar diyeceğim. Sesim geliyorsa, sesimi duyuyorsanız görüntü yoktur ama kafi sistemi bir şekilde çözmeye çalıştık. Sesimi duyan arkadaşlar chatten yazabilirse sevinirim. Ona göre duyuru paylaşacağım. Duyuru yayınlayacağım işte. Bizimkiler gelsinler, izlesinler diye. Bakayım. Neredeydi? Hah, YouTube video başlıkları. Sesimi duyuyorsanız sıkıntı yoktur arkadaşlar. Hocamızı görmeniz kafi. Bakalım. Burada canlı yayın görünüyor. Yayına başladık ama şeyde chatte yazmaları başladık lazım. Hah, ses var abi, tamam. Hocamızın görüntüsü var. Tamam, sorun yok. Ben duyurulara başlayayım. Ben programı duyurularına başlayayım. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Burada Şaban Bıyıklı hocamla Kabadayılar tarihini tekrar masaya yatıracağız ve bu ilklerin programı olacak. Çünkü biz bir giriş yaptık aslında daha önceki yayınlarımızda ama o çok yüzeyseldi. Burada biz 12'leri, bütün eski İstanbul Kabadayılarını ve o karanlık dönem vardı ya, Cumhuriyet'e intikal ettiklerini biliyorduk ama nasıl olduğunu bilmiyorduk. O karanlık dönemdeki isimleri ve o geçiş dönemi isimlerini ve 12'lerin mağarasını, Yeniçerilerin köklerini ilk defa konuşulacak belgelerle burada dile getireceğiz ve bunlar kitap çalışması da olacak. Onu da söyleyeyim. Biz bir kitap çalışmasına karar verdik. Kitap çalışmasından önce konuları burada konuşacağız ama yani video formatında ulaşacak size. Sonrasında bu kitaplaştırılacak. Öncelikle hocam sizi tanımak isteriz. Şaban hocam. Şaban bir kimdir? Merhaba Berk, dinleyen arkadaşlar. Ben aslında öğretmen çıkışlıyım da, öğretmenim, edebiyat öğretmenliği yaptım. Birkaç yıldır da Marmara Üniversitesi'nde çalışıyorum, Türkiye Enstitüsü'nde. Daha önce çeviriler yayınladım. Yani serbest, tarihe meraklı birisiyim, öyle diyelim. Şimdi onu meslek olarak yapmaya çalışıyoruz ama tarih öğrencisi diyelim. Yani çeviriler yaptık, araştırmalar yapıyoruz. Bu Kabadayılar ve o yeraltı dünyası filan araştırma alanlarımdan, ilgilerimden sadece birisi. Tabii orada belki sen benden daha öndesin. Yani senin çalışmalarından da ben bu şeye başlarken filan çok faydalandım. O bakımdan seni çok takdir ediyorum, onu da söyleyeyim. Benim başka söyleyecek şu anda bir şeyim yok. Yani bir araştırmacı diyelim. Yani bak, tarih öğrencisi desek oldu mu? He? Evet hocam, ben de onu diyorum. Şöyle diyeyim. Zeytinburnu'nda Merked Efendi oturuyorum. Burada doğdum, büyüdüm. Çocukluğum burada geçti. Burası biraz böyle bu tür şeylere, yani ilk gecekondu kurulması hasebiyle burada filan. Evet. Şeylere biraz yatkın bir yer. O yüzden belli bir kültür, çocukluğumuzda o kültürün şeylerini gördük. Benim gecekondunun kuruluşuna, Zeytinburnu'nun veya İstanbul'da kuruluşa dair olsun, gecekonduların nasıl gecekondulaşma oldu, buradaki alt kültürler, yani Kabadayılar veya evet, başka alt kültürler olsun, bunlar hep ilgi alanımdı. Daha önce de ufak tefek okuyup notlar alırdık falan ama İşte bu akademik araştırmaya tabii açılmış. Ben sonradan çok biraz da geç katıldım bu şeye. Literatür taraması vesaire falan. Seninle tanışmamız da zaten öyle. Daha önce bizim Ozan Sağsüz'ün programında falan şey yaptım. Gördüm. Ondan önce senin kitaplarını da zaten şeylerini, çalışmalarını da biliyorum. Bu şekilde bir girişimiz oldu. Yani o zamandan beri de bu benim ciddi bir araştırma sağım. Dersim. Ya bu çok iyi bir, ya bunu araştırmak çok iyi oldu hocam. Niye biliyor musun? Çünkü ben sağda solda hep diyordum. İnsanların kulaklarını büküyordum. Ya bakın, ben Kabadayılarla ilgili yazıyorum, çiziyorum ama bunlar çok yüzeysel kalıyor. Bunu daha derinlemesine girmek lazım. Bazı belgeler var. Bunları bir deşelemek lazım. Hatıratlar var. Çok geniş bir konu. Çok geniş bir konu.
Ama işte bize nasipmiş o da yani. Galiba kitabını yazmak da herhalde bize kısmet olacak. Öyle görünüyor. İnşallah. Ben seni öncü kabul ediyorum. Zaten diğer faaliyetlerinde de senin bir tarzın var. O da benim çok dikkatimi çekti. Hatta ben senin o flört mü diyorsunuz? Onları ilk okudum. Evet, zaman biraz da gülüyordum. Böyle işte öyküler anlatıyorsun falan ama arka planda tabii geniş bir kültür var falan. Ya bu çocuk dedim muhtemelen diyordum. Bu yedi kuleli falan olması lazım. Aklıma o yedi kule alemleri geliyor. Samatya yedi kule falan. Hocam bu çok ucundan kıyısından parçası yani tanı oldum diyeyim. Çok ucundan kıyısından ama yani ben Çapa'da oturdum 90'lı yıllarda. Aynı yani işte 12'lerin mekanı Çapa yani. Evet. İşte Yeni Bahçe'nin hemen aşağı tarafı bizim şey. O tarafta oturdum ve orada böyle yaşlı insanlar görürdüm ben. Evet. Böyle hani oturup kalkmasına doğru eski İstanbul'a biz temas ederdik yani. O zaman daha İstanbul İstanbul'du yani. O eski İstanbul'a bir şekilde temas edilebiliyordu. Evet. Ben de merak çocukluktan beni var hocam. Yani bu Yeni Kocalı Hürbüz'ü falan izlerken şimdi Tulumbacı nedir? Bunlar niye nara atarak duruyorlar? Nedir? Bunlar hep ilgimi çekerdi. Ya da kanto. Niye böyle bir müzik türü var? Ya o hep ufak tefek şeyler böyle ilgimi çekerdi. Şimdi de işte araştırmasına de bulaşmak ve yazmak nasip oldu diyelim. Ben evet hemen... evet yani gerçekten bir tarzım var. Bunu tarzla yapmak da ayrı bir şey. Yani tarihsel çalışma farklı. Orada benim bir ciddiyet var. Sen hem o alanda karşıma çıktın. Hem ben biraz bunu... popüler tarz yazmayı seviyorum hocam. İşte böyle yayınlar, yayınlar, internet yani köşe yazıları falan. Ben daha böyle popüler tarzda yazmayı seviyorum. Onlarla, bu tür insanlarla sevdim çünkü. Eski köşe yazıları yıllar. Reşat Ekrem Koçu'yu mu takip ediyorum? Evet. Bence biraz onu da işte tarz biraz bu oluyor. Onu da biraz ondan da farklı bir tarzım var. Tamam bir bakımda onunla kesiştiğin noktalar var ama işte sen toplantılar düzenliyorsun. O tür şeyler yapıyorsun. Evet. Etkinlikler bir de yapıyorum. Benim ilgi alanlarımdan birisi de bu işte şey senin korku alanların korku vesaire filan dediğiniz alanlar özellikle. Bu okültizm, okült mevzular herhalde değil mi hocam? Efendim? Okült konular, okültizm. Okültizm tabii dünyada evet. Ve Türkiye'de mesela spiritüalizm o çağdaş oluyor tabii de. Ama bunun daha öncesi işte hani bu ilmin lüzum var filan hani daha doğrusu büyü hani bizde sihir dedikleri şey var evet. Ya. Evet. Sihir hani Batılılar onu ak büyü, kara büyü diye ikiye ayırır filan. O işte mesela İslam geleneğinde öyle bir ayrım yok. İbn Haldun'un tasnifine göre böyle belli bir şey var filan. O kavramsal, o teorik çerçeveden çıkıp ben orayla da çok ilgiliyim. Yani işte ilmin hücumu var, bunun efendim tılsımlar boyutu var. Keşke bunları da konuşabiliriz. Konuşsak yani iyi olur başka bir programda. Konuşuruz hocam inşallah. Onunla ilgili o eyvallah. Bakımdan da benim çok ilgimi çekiyorsun. takdir ediyorum. Yani şu anda seni görememekten de muzdaribim yani. Keşke görsem hocam, yani. Hocam şu yayını halledelim. Biz gene bir ayrı bir gün gene şey oturur. Stream yerde gene kurcalarız. Bu ilk defa bu programda böyle bir şeye denk geldim ya. Böyle hani. Ama ben sana dedim bak bu sen bu flotları dedim şey yayınları salı günü yapıyorsun. Salı günü Merih Mars'a bağlı. Rengi kırmızı. Harfi şın olması lazım. Bugün de yapılacak şeyler kan dökmek, hacamat etmek, hacamat almak. Savaşa gitmek, efendime söyleyeyim kurban kesmek, hep böyle kanlı, nuhusetli işler. Hani uğursuzluk değil de ona negatif işler diyelim yani. Hayata karşı negatif yani. Bir de pozitif işler var. Gün güzel, her şey güzel olsun. Ben yayınları hep salı günleri açıyorum. Demek ki yani öyle tesadüfen bir şey kalp kalbe karşıymış durumu varmış yani hakikaten. Gün böyle Mars'ın günü falan. Hep böyle kanlı korkulu mevzular konuşuluyor. Evet. Yani şu anda böyle bugün yapabildiğimiz kadar yapalım. Bundan sonra devam edelim. Evet. Gideriz, yani yapalım. Tabii. Bu yayın dizisi devam edecek arkadaşlar. Yani inşallah ilerleyen süreçte kamera olayını da çözeriz. Görüntü olayını da çözeriz. Kabadayı dosyaları bir başları taşıyor dikkat ettiyseniz. Çünkü biz birkaç ayrı Kabadayı'nı dosyasını biyografisini tekrar ele aldık ve çok ilginç bulgulara ulaştık. Şimdi onları konuşmaya başlıyoruz. Bugünkü yayına ilginç bir isimle başladık. Sarraf Niyazi. Diyeceksiniz ki niye Sarraf Niyazi ile başladınız?
Yani Sarraf Niyazi tamam 12'lerin son kabadayılardan birisi. 1920'lere kadar ben bir anlatmıştım takip edebildiğim kadarıyla hayatını. Niye kilit kabadayı? Şimdi Sarraf Niyazi'nin hayatını etraflıca araştırdığımız zaman görüyoruz ki bu 3 İstanbul'u kabadayısı. Yani Abdülhamit Meşrutiyet dönemini, Mutlakiyet dönemini, Meşrutiyet dönemini de görmüş ve Cumhuriyet dönemine kadar intikal etmiş. Cumhuriyet döneminde de ismi geçen belli olaylara karışmış. İzmir suikasti davasında Kara Kemal'i sakladığı için sorgulanmış, hapis yatmış 5 yıl kadar. Böyle letabeli bir isim. Ve bağlantılı olduğu grup da çok ilginç. 12'ler diyoruz. Ve zaten konuya şimdi Şaban Hocam'a 12'ler kimdir sorarak başlayacağım. Çünkü bu 12'ler dediğimiz Aksaraylı bir kabadayı grubundan birisi. 12'lerle birlikte aralıyor. Şimdi bu 12'ler kim ya da neci? Bununla ilgili birçok görüş var. Bununla alakalı olarak Şaban Hocam'la bunu konuşacağız. Hocam bu 12'ler meselesi nedir? Şimdi ben bazı notlar çıkardım da program için onlardan başlayalım. Evet 12'ler şimdi kim? Yani nasıl bir cevap verelim? 12'ler diye çete diyorlar. Yani insanların aklına bir grup geliyor. Değil mi böyle belli isimlerden oluşan kapalı bir grup gibi algılanıyor genelde. Tabii, i̇şte tabii. 12 tane kabadayıdan oluşuyordu diyen yazan var diyeyse. Ama halbuki bakıyoruz sayıları da çok fazla yani 12 tane değil. Tabii o çok sonradan onu Refik Cevat Ulunay sana bir makalesinde böyle bir şey yok dedi yani 12'ler falan yok dedi. Ama daha sonra işte bir çete var veya 12 Aksaray merkezli bir çeteler grubu var. İşte bir çete var. Buna da 12'ler deniyor. Eleman sayısı da bunun fazla. Başları bunun ilk reisleri hakkında çok bilgi yok bu adamın. Kahraman Bey diye bir adam. Ondan sonra yerine Arap Abdullah geliyor. Onun hakkında biraz bilgi var. Ben şeyi buldum hocam. İlk 12'leri Servet Muhtar Alus şeye götürüyor. Abdülaziz döneminde Ser Yaver Halil Paşa zamanında. Evet. Onun zamanında diyor Sultan Abdülaziz pehlivanlık merakıyla birlikte diyor kabadayılık merakı da vardı. Ve Ser Yaver Halil Paşa'nın konağında diyor kabadayılar girip çıkardı sürekli diyor. İlk 12'ler onun çevresindeki isimler diyor. Bu da 1860'lar 70'ler falansa kabaca işte Kahraman Bey'in dönemine tekabül ediyor diyebiliriz sanırım. Tabii o Sermet Muhtar Alus onun söylüyor. Ser Yaver Halil Paşa. Evet. Abdülaziz'in yaveri hatta bu Fransa gezisini falan gösteriyor çıkıyor. Evet. Ahmet Rasim de kendisinden bahseder. Aşırı kuvvetli bir adam. Yakışıklı. Evet. Bavarda. O Çapa civarında kaymak tabağı diye bir Umumhane var eski meşhur. Bir kaymak tabağı var. Kaymak tabağı Hürbüz'ün yeri mi diyorlardı? Ne diyorlardı? Evet evet. Onun sevgilisi bir ara hatta öyle şey adam ki işte kabadayılık buralardan geliyor. Şimdi söyleyeceğim o Hürmüz büyük bir paşa evine kapatıyor filan. Evet. Öyle kuvvetli bir adam ki bu. Fransa'da Abdülaziz böyle bir hani boks torbası yapmışlar. O şimdi vuruyoruz da böyle puanımız oluyor filan ya. Hani onun şeyi bu. Eski panayırlarda vardı böyle demirden bir mekanizma. Ona vuruyorsun. Taştan bir bili var. Bu bil taşta evet, boyunca evet. Böyle yukarı çıkıyor. Ne kadar yukarı çıkarsa o kadar kuvvetli oluyorsun. Olduğunu gösteriyorsun. Eski parayır eğlencilerindendir o. Biliyorum az çok onu. Evet 80'e kadar çıkıyor filan. Orada Fransa'da filan. 90'a kadar çıkan zaten çok aşırı kuvvetli bir şey. Ya Halil bile sen vur diyor Abdülaziz. Adam da geliyor ya Allah bir tane çakıyor. Parçalanıyor. O bütün teşkilat parçalanıyor. Yani mekanizma parçalanıyor yıkılıyor. O topu mopu düzeneyi parçalı öyle kuvvetli bir insan. Bu sadece bu anıyla sabit değil. Çok söyleniyor. Hatta Balıkhane Nazırı da adamın çok kuvvetli olduğunu ondan sonra çok hovarda bir adam olduğunu bu evet. 1800 o civarlarda şeylere karıştığını falan anlatıyor. Bu adamın bir de bir özelliği var. İşte bu Sermet Muhtar Alus 12'ler kitabını yazarken bir tefrika bir 12'li 12-13 kişiyle gitti görüştü. Bunlardan bazıları babasının arkadaşıydı. Mütekaid Miralay Mehmet Bey.
Püre Mehmet diye başka bir tane adam. Pardon, ilkinin adı Mehmet olmayabilir. Püre Mehmet diye başka bir mütekaid subay, general olması lazım. Evet. Bu pehlivan. Bunlar konsensüs olarak diyorlar ki Seryaver ilk reisleriydi bunların. Evet. Bunların ilk reisleri Seryaver Halil Paşa'ydı. Halil Paşa bunları Kabataş'taki konağında toplardı. Nereden ipten böyle kabadayılar var. Evet. Bunlarla selamlığında devamlı muhabbet ederdi. Her akşam orada bir şey oldu. Hatta bir subayın diyor bir şeyi çalındı. Kimse bulamadı zapt diye filan. Seryaver'e gitti. Seryaver hemen şeyleri çağırdı. Elemanları bulun. Buldular diyor. Böyle bir etkili bir adamdı. Fakat tarihsel olarak şöyle bir şey var. Seryaver Halil Paşa sanıyorum 1800'lerde ölüyor. Burada bir yerde notu olması lazım. Yani bu zaten 1800'ü Edirne'de menkup kalıyor. Yani Edirne semtinde tekrar İstanbul'a dönmesi 1800-3-5 sene kalıyor, ölüyor. Bu da şeye tekabül edebilir. Yani 12'lerin ortaya çıkışına. Ama şunu anlamak lazım. Bu ne bu adam bir reis, ne de reislik olacak bir durum var, ne de ortada bir çete var, ne de ortada bir teşkilat var. Böyle bir şey yok. Yani 12'ler o zaman neydi? 12'ler kabadayılık bağlamında düşünülmesi gereken bir şey bence. Yani kabadayılık, külahbeylik, kopukluk, ondan sonra başka, onun başka terimleri de var. Sen yazdın onları. Tulubacılık, tulubacılık var. Ha öyle de denebilir. Pehlivanlıkla bir alakası var. Şimdi şöyle mesela burada iki tane bütün bu bilgiler bizim genellikle eski muharrilerden geliyor bu konuları çalışanların bilgisi, senin de benim de. Burada iki tane belki de üç kişinin ismini ön plana almak lazım. Birincisi bu Balıkhane Nazırı'nın anıları. Ali Şükrü Çoruk hocamız, arkadaşımızın da yayınladığı çok mükemmel bir şekilde. Bir tanesi Ahmet Rasim. Bir de Sermet Muhtar Alus, işte 12'leri yazan. Evet. Şimdi bunlar neden? Balıkhane Nazırı 1920'lerde yazıyor bu yazılarını. Evet. Yani şeyden, Ahmet Rasim'den bile biraz büyük muhtemelen, veya o kuşaktan, ama Sermet Muhtar Alus'tan bunlar bir kuşak daha önce yani. Evet evet. Sermet Muhtar Alus 1899'da Tirallı Garibeyle o şey olayından dolayı Cavit Bey Galata'da köprüde vurulduğunda sünnet çocuğu ve olayı görenlerden birisi. Yani yaşı ufak, oradan tahmin edebiliriz. Evet. Ahmet Rasim'in şeyi biraz, yaşı biraz daha büyük. O büyük ama şöyle bir şey var. Sokakta dolaşırken şeyi görüyor. Arap Abdullah falan böyle yani eli kolu tutarken görüyor böyle hani. Ama şöyle bir şey var Berk. Şimdi bu Balıkhane Nazırı yani şey bir insan. Yani bürokratik şeyler, yani bu alemlerle bir işi yok. Evet. O anılarını İstanbul gözlemlerini oldukça objektif bir şey şekilde yazıyor. Şimdi mesela bu birincisi bu. Objektif olarak kabadayılar, kopuklar, külahbeyler vesaire, onun bir gözlemi var. Bunu bir yere koyalım. Bir de Ahmet Rasim var. Ahmet Rasim pozisyonu farklı. O Fuhuşatik'te de belirttiği gibi bu şeyde Aksaray'da veya o şeylerde bu alem diyelim ona, yeraltı dünyası veya şey. Evet. Hovardalık sahikasıyla veya işret dedikleri içki alemi sahikası burada. Hadi ikinci, yani oyun kurucu olarak değil de oyuna katılan, hadi müşteri diyelim yani. O şekilde buralara katılıyor. Ama Ahmet Rasim'in bir şeyi var. Çok objektif tespitleri var. Yani güvenilir, diğer kaynaklarla test edilebilir ve bir de kendi akıl yürütmeleri, muhakemesi, gözlemleriyle çok birbiriyle mutabık ve gerçekten yararlı şeyler var. İkinci tip şeyimiz bu. Ahmet Rasim. Üçüncü Sermet Muhtar Alus. O bir kuşak sonra geliyor ama o da 12'leri yazarken özel bir şeyi var. Gayreti var. Bu hangi gazete şu anda hatırlayamıyorum. Akşamda 8-10 kişi bunlardan, işte 3-4 tane asker kökenli, şu var bu var filan, bunlarla sohbet ediyor. Bunlardan bir tanesi de işte dediğim gibi o Miralay, kendisi de Mehmet Bey olması lazım.
Bunların ikisinin de yolu, birisinin ovarlalıkla, birisinin pehlivanlıkla, Pire Mehmet birisinin adı general. Bunların yolu Aksaray'a düşüyor. Ve romanda bunları kullanıyor. Mesela romanda işte bir molla var, bu molla kimdir filan buradan geliyor. Aynı evet. zamanda şeyde ondan sonra 12'ler romanının Tahir Alangu diyor ki bir kısmı da diyor şeyden geliyor diyor. Aksaraylı Ata Bey'den diyor. Olabilir ama Sermet Muhtar Alus aynı zamanda bu adamlarla görüştü. Yani bu alemin içinde aynı Ahmet Rasim gibi olan devrim bürokratlarıyla, evet. ciddi insanlarıyla gidip görüştü. Bunlar isimler veriyorlar. Efendim mesela şunlar şöyleydi. Hatta buradan sana şeyler versem okumak da isterim ama efendim mesela Sermet Muhtar Alus diyor ki isimler veriyorlar bunlar kimdir? Mesela Mert adamdı diyor. Efendim gerçekten diyor orada diyor. 12'lere bir bölümü de isimleri sarıyor. Yani. Vefalı bak diyor ki şey 12'ler hemen oraya geleceğim. Gitmiş şeyle görüşmüş. Diyor ki 12'ler diyor o devirde Seryaver Halil Paşa vardı. Eylik Eyüp İşret diyor. Bunların diyor ne kadar ipten hırlı hırsız ipten kazıktan kurtulmuş adam varsa hep bunun yerinde toplanırlardı vesaire. Bazı isimler sayıyor. Bunların diyor mekanları diyor Çukurçeşme'dir. Efendim başları Kahraman Bey ile Abdullah'tı. Kahraman Bey vurulunca tırnak içinde soru işareti. Sonra bir Çerkez Mehmet vardı diyor. Arap Abdullah diyor onu öldürdü diyor. Arap Abdullah evet. Çerkez Mehmet 12'lerden değil filan diyor ama aslında bunun da aslı yok. Evet. O da Aksaraylı biri. O da Aksaray'ın Namdar Kabadayılarından zaten Arap Abdullah bunu öldürdükten sonra forsu biraz daha yükselmiş anladığım kadarıyla. Tabii çünkü öyle diyorlar Arap Abdullah da arzardı yani. Diyorlar. Şimdi evet orada diyor ki bir de elinde diyor asayla dolaşan bir bunu şimdi şey söylüyor bak vefalı mütekaid Galip Paşa. Bu adam paşa. Kendisi anlatıyor bunu. Diyor ki bir elinde de burada diyor mesela 12'lerden hatırında kalanlar şunlar diyor Sermet Muhtar'a. Kadayıfçı Ali. Evet. Tütüncü Tevfik, İstinyeli Salih, Sakızlı Yusuf, Şahap Bey, Gümrük'te katip bu adam. Kambur Mehmet, Kazasker, Kazasker'in de derler buna. Sondaki ineki, Lili anlamına geliyor. Kazasker'in Mehmet, Ahmet Şemsettin, Ahmet Efendi, Şemsettin vesaire. Fakat diyor, bir de elinde meşhur bir molla vardı ya diyor. Bu adam da Galip Bey, mütekaid Miralay Galip Paşa da o dönemin hızlı zamparalarından. Babasının arkadaşı Sermet Muhtar'ın. Diyor ki ya bu herif diyor Fatih'te dolaşan meşhur bir adam vardı. Akşi Şeytan diyor herifin ismi hatırıma gelmiyor. Romanda var bu. Asalı Molla'yı mı diyor? Kılık kıyafet cübbe mübbe yerinde herkes hiç yüzünü bilmez. Herkes elini öper bunun diyor. Mübarek bir adam. Halbuki bu da diyor Halil Paşa'nın ve 12'lerin adamı işi gücü sefaat tellallığı. Tellallığın ne olduğunu biliyoruz evet, değil mi? Evet evet. Müşkülünüz varsa Molla'ya gidin derlerdi diyor. Halil Paşa'nın ise ölümü 1883. Ha, Kahraman Bey falan gitti mi buralara bilmiyoruz. Şimdi bu üç adamdan yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Yani bir 12'ler nasıl anlıyorum ben? Hani senin görüşünden şey olarak bilmiyorum. Ben hocam şeyle ilgili düşünüyordum 12'leri. Hani Aksaray'da 12'ler diye bir Yeniçeri kahvehanesi vardı. Onlar bu işlek kahvehanede takıldıkları için ismini alıyorlardı herhalde. Çünkü belli Yeniçeri kahveleri yıkılsa da isimlerini taşımaya devam etmişler ya o bölgede. Bununla alakalı olarak bunu düşünmüştüm ben. Bu nazariye üzerinde durmuştum. Valla seninle konuştuk. Bu çok güzel bir teori. Böyle bir şey olması gerekiyor insanın ilk aklına gelen. Hatta senin kabadayılar konusundaki o kaba kelimene getirdiğin evet. Yorumu da ben çok şey yapmıştım. Ya Yeniçerilik dönemindeki dayı kelimesinin yani olumsuz anlamda kullanılıyor. Ama Yeniçerilerin dayılığına onların gedik evet, Yeniçerilere evet. atıf var. Sonradan sonraya kabadayı diye mahalle delikanlısı anlamına dönüşüyor. Yani daha olumlu bir anlam kazanıyor. Evet. Şimdi bu tabii benim de aklıma bu geldi. Acaba Yeniçerilerin 12. ortasından mı filan bu 12'ler nedir? Çünkü bir yerde reis olduğu zaman burada artık bir işletme var. Burada bir mekanizma var. Bu topluluğun reisi varsa bir topluluğun onun bir amacı olması lazım. Evet. O amacın ortak bir yere bu bir ticari işletme olabilir ya bir gayrimeşru bir işletme olabilir. Yani kumar işi yapabilirler, fuhuş işi yapabilirler.
mutlaka bunların bir tarzı hareketleri, stratejileri, misyonları, şunları bunları günümüzde biliyoruz yani. Bir belli gittikleri bir nokta olmasa böyle bir şey yok şeyde 12'lerde. O zaman 12'ler ne? Bu isim nereden geliyor? İstersen oradan öncelikle bu üç isimden Ahmet Rasim ve Sermet Muhtar son olarak ve bizim Balıkhane Nazırı'ndan başlayarak söyleyeyim. Balıkhane Nazırı'nın bir tanımı var. Kopuk nedir diyor ki o çok önemli. İstanbul serserilerinin tabakat-ı sairesini bir diğer grubu şey yapan teşkil edenler arasında diyor külhan beylerine mukabil sonradan diyor kopuk denmeye başlandı. Kopuk. Kopuğu ben daha çok Rubeli türkülerde falan duydum. Genelde bu evet, Rubeli'de Kabadayı, Hovar'da kimselere kopuk diyorlar. Kopuk şu da var. İpten kazıktan kurtulmuş anlamı var ama bir de bu hayvanların tezeklerinin üzerinde biriken bir şey diye dipnot konmuş kitaba. Yani affedersin tezek diyor adamlara. Yani toplum dışı insanlar yani. Evet. Şimdi burada şunu söylemem lazım. Balıkhane Nazırı'nın Külhan Bey'i tasviri bu şeydeki gerek kriminoloji bakımından yani bugün kriminologlar kabadayıları diyelim ki araştırsalar Osmanlı evet. döneminde nasıl ne tipti bu adamlar bu makaleden çok müthiş bir şekilde yararlanabilirler. Tarihçiler başlangıç olarak yararlanabilirler. Ama o bir Külhan Bey'in haleti ruhiyesi bakımından o dönemin çalışan psikologlar da yararlanabilirler. Öyle kapsamlı objektif bir şey var burada. Yani bu da şu anlama geliyor. Başlangıç olarak buradan çıktığımız zaman diyor ki serseriler burada üç kelime. Külhan Beyleri kopuk. Şimdi bunlara evbaş türedi diyor bunlara. Bunların diyor ahvali şayanı kayıttır. Ben yani bunları kaydetmek gerekiyor yazayım diyor. Bunların her cinsten adamlar vardı. Bunlar efendime söyleyeyim işte neleri severdi, şudur budur anlatıyor. Ben şimdi oraya girmeden tekrar bu makaleye geleceğim. Şimdi Aksaray konusu, bahis mevzusu olunca benim de 12'lerden başladım. Yani bu 12'ler nedir acaba? Bu nereden geliyor? Şimdi bunun Berk bunu sen tabii yazdın. Bunun Yeniçerilik bağlantısı var. Evet. Yani o zaman bu 12'lerin bir süre sonra ben fark ettim ki bunun Ebced hesabıyla bir kod olabileceğini düşündüm. Hani şimdi şunu değinmek lazım. Eski İstanbul'da bildiğim kadarıyla sokakta hani halkta kimseler de Ebced'i kullanarak tarih düşürebiliyorlar. Belli şiirler yazabiliyorlar. Yani, çok cahilleri değil. Çok cahilleri değil de mesela hatta biz kahvelerde bile de ya işimiz 66'ya mı bağladık deriz. 66 Allah. Öyle değil mi? Hatta evet. Çok daha argo terimler var. Şimdi mesela burada söylemek istemiyorum. Yani mesela el kelimesini kelimesi. 31 şehri onu kullanıyoruz yani. Kelime anlamı. Argo'da. Evet. Onu bir yerde kullanıyoruz mesela. Acaba bu 12'ler nedir dedim yani öyle bir bakayım dedim. Orada bak şimdi bu ilginç şeyler buldum. Yani bu Külhan Bey, kopuk ve serseri kelimeleri, Külhan Beyleri, kopuklar ve serserileri Ebced hesabına döndürüp kendi rakamlarını topladığın zaman 13 sayısı çıkıyor. Hatta 12'leri de toplayıp 13 rakamına kendi içinde toplarsa 13 sayısı çıkıyor. İlginç değil mi? He? Bana çok ilginç geliyor. Hadi Aksaray'la ilgili dediniz ya. Bir adım daha atalım. Aksaray kelimesini Ebced hesabı hesapladığımız zaman sayısal toplamı 12. Eski İstanbul'un böyle kabadayı kopuk deyip de bir şey hani adamdan tepki görmemek için kendi aralarında böyle şifrelemiş herhalde. Bir şey daha var. Aksaraylılar kelimesini toplarsan Ebced'le o da 12. Şimdi aslında burada bir mantık var. Serseriler, kopuklar, Külhan Beyler 13
onun içinde bak 12'ler de var, 12'ler de 13 ama bunlar özel bir kabadayı demeye getiriyor ki 12'ye seni gönderiyor. Atıfta bulunuyor, kodifike ediyor. Diyor ki Aksaray'a gönderiyor. Bunlar 13'li. Evet. Bunlar özel. Acaba neden bu özellik? Bu da bizi Aksaray mekanına götürüyor. Kabadayılık, evet. Kabadayılık, Külhanbeylik, efendime söyleyeyim şey, Külhanbeylik belki daha geçmiş başkentlerde benzeri tarihleri vardır vesaire filan ama bu dediğimiz, bizim anladığımız manada yeraltı dünyasının oluşumu, kopukluk, Külhanbeylik, evet. Sertlilik, bizim konuştuğumuz konu işte Aksaray'da çıkıyor. Nasıl? Ha, bir de 12'nin bir bağlantısı daha var. Aksaray'ın şimdi şöyle bir özelliği var. 12'ye gireceğim. Mesela bu yine Osman Cemal Kaygılı şöyle anlatıyor. Diyor ki İstanbul'u anlatırken daha sonra. Aksaray diyor İstanbul'un göbeği. Hakikaten öyle. Ben de Twitter'da şeyde paylaştım, o Şehzadebaşı Camii'nin oradaki o sütun. Kanuni döneminde Aksaray'ın göbeği olarak tasnif edilmiş. Şey belirlenmiş. Bu fakat Osman Kaygılı devam ediyor. Diyor ki şeyinde Aksaray'ın göbeğine geldik. Aksaray İstanbul'un göbeği. Aksaray'ın İstanbul'a geldik. Göbeğine geldik. Muratpaşa Camii. Bu caminin, Muratpaşa Camii Aksaray'ın göbeği diyor. Muratpaşa, yani Şehzadebaşı demin dediğim şeyle arası 3-4 dakika, 5 dakika yürüyerek. Yani göbeğindeyiz İstanbul'un. Evet. Muratpaşa Camii, Muratpaşa Camii'nin dış avlusundaki kahve de 12'lerin aramgahı diyor. Sermet Muhtar Alusta. Toparlarsak Cemal Kaygılı diyor ki Aksaray İstanbul'un göbeği. Efendim Aksaray'ın göbeği o Muratpaşa Camii'nin etrafı. Sermet Muhtar Alusta diyor ki Muratpaşa Camii'nin dış avlusundaki kahve de 12'lerin aramgahı, 12'lerin oturduğu, her gün takıldığı, oturdukları yer. İlginç. Peki bu 12'nin başka ne anlamı olabilir diye baktığımız zaman şöyle bir şey var. Halk bunlara niye 12 dedi? Birincisi bunların Aksaray'da olduğunu gizlice söylemek için. Ve bunlara aynı zamanda Aksaray kopukları demek için, Aksaray Külhanbeyleri demek için, Aksaray kabadayılar, Aksaray serserileri demek için. Onları özellikle vurgulamak için yani. Tabii. Yani biraz önce dediğimiz o kelimeler var ya, Allah kelimesini gizlersen 66, işimiz 66'ya evet. Kaldı dersin. Veya demin o dediğimiz el kelimesini gizlersin, o manada kullanırsın. Bak şimdi oraya geleceğim. Şimdi bu 12 başka... Aksaray'ın 12 ile bağlantısının geçen günde konuşurken bir tanesi daha vardı. O da mesela burada bu Fatih Camisi, o Şehzade başına biliyorsun çok yakın. Muratpaşa'dan 10 dakikada yürü. Orası mesela evet. 12 Havariyun Camisi. Yani 12'ler Camisi. 12 Havari Camisi. Kutsal Havariler Kilisesi ama Fatih'in ilk yaptırdığı yer, yani Aksaray'ın merkezliğini gösteriyor burada. Fakat bir de bu belediyeye yakın at pazarı, bugün avrat pazarı denen evet. yer var. Bak orada çok ilginç bir şey var. Evliya Çelebi'de gördüm bunu. Yeniçeriler İstanbul'un nigahbanıyla, yani korumasıyla meşgul çavuş makamındaki Yeniçeriler her gece 12 akşam namazını bu at pazarı camisinde kılıyorlar. At pazarı camisinde kılıyorlar ve ondan sonra görevlerine gidiyorlar. Bunların görevlerine efendime söyleyeyim. Bunların görevleri çorbacı bunlar. Çorbacı deniyor. Yakaladıkları suçluları orada cezalarını vermek. Evliya Çelebi'nin bu konularda çok sık kullandığı bir laf var. Aman zaman vermeden orada cezasını verir. Evet. Bunlar gece kuşu. Sabaha kadar dolaşıyorlar. Çavuş. Yeniçerilerden diyelim ki geliyor. Şöyle diyor Evliya Çelebi. Atpazarı Camisi'ni anlatırken. Buradan tam Muratpaşa Camisi'ne tam 1300 metre. 1300 metre. Diyor ki geceleri şehrin çeşitli yerlerinde nöbet tutan şey diyor ki her gece didebanlık eden 12 Yeniçeri çorbacıları bu camide
akşam namazını eda edip sabaha dek İstanbul içine muhafız olup mücrimlerin, suçluların hakkından geliyorlardı diyor. Bak bu benim çok dikkatimi çekti. Evet, bu da dikkat evet. çekici. Çok dikkat çekici. Ahmet Rasim de diyor ki kabadayılar anlatırken ya bunlar diyor bu halleriyle diyor sanki diyor bu Yeniçeri ağalarının yanında gezdirdikleri falakacı Yeniçerilere benziyorlar diyor. Bu ikisinin arasında muhteşem bir benzetme. Çok ilginç değil mi? Bu ikisinin arasında bağlantı var. Bir şey olması lazım. 12'lerin bu efendim bu anlattığım her şey birbirleriyle bağlantılı bence. Mesela diyor Sermet Muhtar Alus. Bak şimdi. Bir hanım nine o zaman Besiri yerlerine artık Sermet 1890'lara geldik. Efendim diyor ki mesela bir hanım nine veya bir yalıdaki köşkteki bir zenci şey dadı veya evlatlarla kim bakıyorsa. Abi de. He, gelinini torununu yanına aldı. Kağıthane'ye Çırpıcı'ya Veli Efendi'ye bizim buralara geldi. Besire'de oturdu. Akşam ezanına daha saatler varken tazelerini yanındaki getirdiği genç kızları, genç erkekleri efendim usulcacık dürtmede artık derlenin, toparlanın, hava kalkmadan selametle evimize gidelim. 12'ler önümüzü kestirirlerse karga tulumu ederler alim Allah diyor. Aynı evliya sebebinin o zaman vermeden hakkından gelir. Tek farkı birisi bunu Kaan'ın adına yapıyor, öteki hakikaten tazeleri için yapıyor. Genelde şey Mahbub ve Mahbubi uğruna bıçak oynatan, bilek oynatan. Tabii. O zaman bak yavaş yavaş tanıma gidiyoruz. Ondan sonra veya başka bir yerde diyor ki gece bir evden çıktı herhangi bir yerde gidiyor. Evden çıktı. Aksaray'ın dışında herhangi bir yerden çıktı. Yatsıda hemen kapı komşusuna gidecek. Yanında götürdüğü kız başını biraz değişik bağlamış. Aman kız deli kız diyor. Oynattın mı sen çabuk Boztepe'ndeki guguru böyle guguruk gibi yapma. Neden? Başını yaşlı harcı bağla. Neden? Yüzünü gözünü sımsıkı yap. Kamburunu çıkar. Koca karı gibi yürü. Karşımıza 12'lerden biri çıkar mıkarsa yürürsün. Bir üçüncü nokta daha var. Demek ki yani bak böyle bir 12'ler bir isim var. Bir üçüncü nokta çocukları da korkutuyorlar. 12'ler gelir. Uyu. Seni 12'lere veririm. Buradan benim anladığım şu. Bunu Sermet Muhtar da söylüyor. Alus da söylüyor. Bu bir alem olmuş diyor. Yani bu diyor mecazi bir isim olmuş. Bir sembol olmuş. Evet. Bana da bir torba isim bu. Nerede bir efendim Kopuk var, Külan Bey var. Bu manada kullanıyor bunu İstanbul halkı. Evet. Ama neden Aksaray? Onu söyleyeceğiz şimdi. Neden Aksaray? Başka semtin kabadayısı değil. Önemli olan bu. Ama önemli olan ilk şey de bu manada kodlamak için kullanıyor. Çünkü Külan Bey demek de ayıp, Kopuk demek de ayıp. Kopuk'un kökenini söyledik. Kabadayı demek de ayıp. Evet. Bunlar ayıp kelimeler. Küçük görücü kelimeler. Zaten karşıdaki adamlar böyle. Ayak takımı diyor. Demek istemiyor. 12'ler diyor. Ama neden Aksaray diyecek? Onu şimdi konuşacağız. Şimdi birincisi bu. Yani bunu kodlayarak söylemeyi tercih ediyor. Ve bütün it kopuk takımı için 12'ler diyor. Bu çok rastlanan bir şey. İttihat Terakki cinayetlerini yapanlara ricali gayb diyorlardı. Evet. Bilinmez adamlar. Çıkıyor bunlar. İttihat Terakki'nin vurucu takımı. Gazeteci indiriyor. Ateş ediyor, kaçıyor. Halk bunlara ricali gayb diyor. Tanımıyor. Yani gayb erenleri. Aslında bir tasavvufi terim. Evet. Şimdi ama burada da, sokak ağzında, halk ağzında bir tabire de dönüşüyor kısa sürede. Tabii. Burada da şimdi benzer bir şey var. 12'ler diyor. 12'ler Aksaray'a gidiyor. Aksaray'ın 12'lerle bağlantısı var 12 kelimesiyle. Efendime söyleyeyim. Neden peki 12'ler kelimesini diğer itin kopuğun yanında diyelim ki kağıthanede oturan birisi veya başka bir yerde oturan bir hanım yine 12'ler karşımıza çıkar desin. Çünkü burası kabadayılık kültürünün kabadayılığın senin dediğin manada başladığı yer. Yani Reşat Ekrem Koç'u da işaret etmiş. Diyor ki efendim? Aksaray'da diyor
Yeniçeri Hoca diyor odaları diyor. Yeni odalar topa tutuldu ama diyor. İkinci Mahmut zamanında diyor yani buradaki o kabadayılık diyor. Buraya sinmiş o kabadayılık geleneği zorbalık diyor. Silinemedi diyor. Kahvehaneler aracılığıyla diyor yeniden lüksetti. Ya da şöyle. Biri de Reşit Ekrem Koç'un dikkat çekenlerden biri de. Evet sen şimdi mesela yazdın bunları şeyleri. Yeniçerilik döneminde İstanbul'un bunlara eşirra deniyor. Yani şerlinin şerlisi. Mazarrat. Zararlının zararlısı. İnsanlar İstanbul'un şeyi, ahvali bunların eline teslimdi. Esnaftan araç alıyorlar ama daha kötüsü ırza namusa tasallut ediyorlar. Evlerden kız çıkartıyorlar, çocuk çıkartıyorlar. Kışlaların yanında, bunların bulunduğu karakol ailelerin yanında mazbut insanlar geçemiyor. Geçemiyor. Evet. Şimdi bunların merkezi Aksaray. Bak şimdi şöyle bir sana topografik bir şey çıkarıyorum. Şimdi Muratpaşa Camii ile Şehzade Camii arası 1000 adım. Yani bizim dediğimiz o Arap Abdullah'ın cinayet işlediği mekan. Bunun bak Muratpaşa Camisi ile Saraf Niyazi'nin evi iki paralel sokak. Yeşil Tulumba. Aynı zamanda Yeşil Tulumba'da Karak Kemal oturuyor. Efendim Yeniçerilerin eski odaları, efendime söyleyeyim, kabadayılıkla alakalı ne var? Yeniçerilikle alakalı ne var? Eski odalar, efendim şey, yeni odalar filan. Bu Muratpaşa Camisi'nden 1 kilometrelik, 1,5 kilometrelik bir mesafe al. Bunu bir yarı çap yap. Böyle bir daire oluştur. İşte sana İstanbul'un Yeniçerilikle ve kabadayılıkla alakalı bütün kültürünü bütün kurumlarıyla beraber bulabileceğin şeyler. Çok enteresan bir bağlantı ya. Şimdi Karakemal'in adı geçti. Sarraf Niyazi'nin adı geçti. Hani bir anda bir bir bağlantı, bir harita çıktı gözümüze. Evet şöyle bir şey. Mesela kabadayılık dediğimiz zaman bunun iki şeyle bunu bak şey de söylüyor. Bu adamlar diyor iki şeye meraklıydılar. Birkaç şeye meraklıydılar. Bunlardan başlıcaları bir tanesi tulumbacılık. Tulumba kahveleri Aksaray'da. Oranın kesiş noktası, merkez. Bütün semtlere gitme şeyi orada Aksaray'da. Bir tanesi pehlivanlık. Bak dikkat et. Arap kadri diyor, pehlivan kadri diyoruz. Pehlivan bilmem ne diyoruz. Bunların içinde birçok mesela Sarraf Niyazi de öyle. Birçoğu pehlivan. İki şeye meraklılar. Yani iki şey bunlarda gözde ve iki semtte bunların ikisinin de toplumsal karşılığı var. Mesela biraz önceki o paşalardan Pire Mehmet Paşa Harbiye'den kaçıyor askeri liseden gidip orada büyük güreşlerini yapıyor. Gizlice kaçıp yani. Orada kahvelere takılıyor, pehlivanlık öğreniyor. Yani fakat daha ilginç bir şey var. Aksaray'ın mesela direkler arası da katibinden mesela katip devrin seçkinlerinin evleri orada. Evet. Katiplerin takıldığı kahveler var. Yani entelektüel bir belki ortam da var. Yani ayak takımını bulabiliyorsun. Entelektüel bir ortam buluyorsun. Daha ilginci ne biliyor musun? Hani biraz önce kaymak tabağı bahsettik ya. Ürünüz. Evet. Onun evi de aşağıda bir kilometre yok. Onun evi şeye çok yakın. Caminin tam karşısında 10 dakika. Şekerci Sokak. Ve aynı zamanda bu Aksaray'ın bu yarı çapın içine buranın bütün umumhaneleri bu yarı çap içinde kalıyor. Acem'in yeri, şeyin yeri, yani kahveleri eskinin, var. Eskinin şey Sena yokuşu. Tabii. Acayip canlı bir hayat var. Ramazanlarda direkler arası filan. O yüzden burası bir de tabii ne zaman oluyor bu Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra ortaya çıkıyor bu kültür. 12'ler çok sonradan bu ad olarak konsa da önce efendime söyleyeyim muhtemelen Külhan Bey vesaire gibi şeylerle ortaya çıktı. Sonra böyle son şeklini aldı.
ilk çıktığı zaman şöyle düşünelim. Bu adamlar 12'ler dediğimiz Kavanoz'undan, Kavanoz Mehmet, şu efendime söyleyeyim, burada isimleri geçen onlarca adam, ondan 20 sene 30 sene önce yaşasalardı Yeniçerilere intisap edeceklerdi. Ya Yeniçeriler olacaklar. Evet, evet, evet. Anlatabiliyor muyum? Yeniçeriler olunca bunlar zuhure geldi. Bunlar zuhura ortaya çıktı. Evet. Yani. Onların yerine o da oldu. Yani o zaman bu bizi Yeniçerilikle, Kabadayılık veya Yeniçerilikle o kanunsuz dünya, Kabadayılık, kopukluk, Külhanbeylik, serserilik dünyası arasındaki alakaya getiriyor. Onu da sen anlatmıştın. Yeniçeriliğin kapanmasına son kroniklerde de yazıyor. İstanbul'un korkunç bir durumu var yani. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Kimse bir şey yapamıyor. Sokak muharebeleri oluyor. Sokaktan oğlan kaldırıyorlar. Ya oğlan kaldırıyorlar. Ehli labus Yeniçeriler işte ne bileyim Balaban'a giremezdi. Balaban iskelesine giremezdi deniyor. Efendime söyleyeyim. Dört kaşı oğlan dahi gündüz gözüyle diyor. Bahçe kapısı halinde bu melek girmeze asla adım atamazdı diyor. Yani İstanbul'un çok sıkıntılı bir dönemi. Yani Yeniçerilerin mafyalığı yeni bir olay değil. Tespit edebildiğim kadarıyla sipahi zorbalarının 1648'de ortadan kalkma, yani meydandan çekilmeleri neticesinde diyeyim. Yani Yeniçerilere kaptırıyorlar ağırlığı. 1648'den itibaren Yeniçerilerin bir ağırlığı var. Fakat asıl olarak bunların tehlikeleşmeye başladığı dönem esnaflaşmaya başladıkları dönem. Esnaflaşınca bunların mafyalaşmaları kaçınılmaz olmuş ama bu kadar aleli olmamış. Fakat 1700'lerin sonuna geldiğimiz zaman o İstanbul'daki kontrolsüzlük, merkezi yönetimdeki o boşluk adamları o kadar pervasız hale getirmiş ki yani alelen bunları yapmaya başlamışlar. Yani artık gündüz külahlı, gece silahlı gezer dememeye başlamışlar. Yani bambaşka bir yaşayış söz konusu olmuş ki İkinci Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdığı zaman zaten dikkat edilirse Yeniçeri zabitleri yanına çekiyor ve deniyor ki bunlar artık ahlaksız oldu. Bunlarla başa çıkılmaz. Bunları başka türlü yola getiremeyiz diye ilk Yeniçeri zabitleri yanına çekiyor İkinci Mahmut. Yani tabii. Erazile Bağ Kulesi'ni ortadan kaldırabilmek için. İlk onları yanına çekiyor. Onlar da buna yanaşıyorlar yani. Artık onlar bile Yeniçeri Ocağı'nın düzeltilemeyeceğini kabul etmişler o son dönemde. Yanaşan var, yanaşmayan var ama son tahlilde hakikaten korkunç bir tehlike. Kent için ticaretine müdahale ediyorlar. Balta asıyorlar, çap vuruyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Herkes bir kıyafet dediğin sonradan bu Kabadayı kıyafeti olacak. Trablus kesimi diyorlar. Kesimi diyorlar. Cezayir kesimi. Cezayir kesimi, Trablus kesimi filan. O konuşmalar monuşmalar filan. Oralardan çıkıyor. Bu kaldırılınca Yeniçeri Hoca mesela Çavuşluk da o zaman kaldırıyor. Biraz önce söylediğimiz tabii. O zaman kaldırılıyor. Arada belli bir boşluk var. Sonra bu Kabadayılığı mesela bazı insanlar işte Sivastopol harbine, Rus harbine filan götürüyorlar. Sanki onunla bağlantısı varmış gibi. Direkt bir bağlantısı bence yok. Tamamen Yeniçeriler ve Aksaray'la bağlantılı bir bağlantı şey var Kabadayılığın. Kabadayılık kelimesini de aynı şekilde Yeniçeriler üzerinden getirebiliyoruz. Kabadayı kelimesini tarihte göremiyoruz ama şey olarak konuşmuştuk. Bu da, yine garp ocaklarıyla. Onu diyecektim. Kabadayı kelimesi genelde gazetelerde falan bile ya bunlardan şehir eşkıyası gibi bahsediyorlar. 1890'larda 1900'lerin başında bile. Kabadayı kelimesi hatıratlarda geçiyor ama evrakta da Kabadayı geçiyor mu hocam? Sen hiç denk geldin mi? Geçiyor. Şimdi bu ne zaman geçmeye başlıyor biliyor musun? Benim tespit edebildiğim bu yine şey kesildikten sonra bir süre yani şöyle geçiyor. Hangi dönem? Alemdar Mustafa Paşa'nın geldiği dönem mi? 1800 gibi zamanlarda. Evet. Şu anda şeyde online da var bunlar görülebilir yani. Orada Osmanlı Arşivi'de yazılıca çıkıyor zaten evet. Evet diyor ki Yeniçeri
Yeniçerilerden kabadayı kelimesini çoğul anlamıyla kullanıyor Berk belgelerde. Öyle mi? Mesela diyor ki şuraya not almıştım. Yeniçerilerden Yeniçerilerden ebul fesatları olan kabadayıların, yani reis anlamında kullanıyor. Oo, olumsuz hakikaten. Evet. Bir tane daha söyleyeyim. Mesela adam kalyoncular bunlar da sefere çıkıyorlar. Onlar da zaten bir diğer kolu olarak hani eşitalı evet. Farklı grupları var. Yani Yeniçeri zorbaları evet, var. Boğaz zamakları var. Bir de meşhur kalyoncular var. Tersane uşakları. Bak şimdi tabii. Diyor ki kabadayılar işte şeye kalyonla sefere çıkıyorlar Sakız Adası'na. Kaptanları var. Başında komutanları var. Kalyoncular var. Kalyoncuların komutanları mesabesinde olan gediklileri var. Gedikli yani çavuş falan gibi böyle. Diyor ki bak şimdi kaba kelimesinin de nereden geldiğini anlıyoruz. Evet. Bu yalnız Şanizade'den oraya gireceğim. Şanizade'de de bu şey diyor ki Şanizade 1819-25 arasındaki bu saray bakanevisi. Evet. Yani önce şunu söyleyeyim. Arşivde 3-5 tane belge var. Bunların hepsinde kabadayı kelimesi çoğul anlamda özellikle başı bozuk ayanlardan toplanan askerlerin lideri anlamında kullanılıyor. Mesela filanca kale, filanca civardaki ordu bozulmuş. Ordu İstanbul yazıyor, soruyor. Diyor ki orada ordunun bozulmasına neden olan zabit, rüesa ve kabadayılar kim? Yani normal subaylar veya önde gelen adamlar ve bu başı bozuk askerin komutanları kim yani? Resmi kabul görmeyen. Bu 1800'lerin başında böyle. Bunu Şanizade tarihinde de kabadayılar bu manada kullanılıyor. Ama bundan 80-90 sene sonra artık tekil kullanıma geçiyor. Bak Şanizade ne diyor? Şanizade mesela sen yazdın değil mi bunu? Kahvecioğlu Burunsuz Mustafa'yı. Evet evet. Bahsetmiştim. Biliyorum. Kahvecioğlu Burunsuz Mustafa'nın katli için diyor ki bu adam diyor orada mütegallibe oluyor zaten. Mütegallibe kelimesiyle bahsediyor. Yani öne çıkıyor. Adam topluyor başına. Diyor ki Yeniçeri eskisi ve kalyoncu kabadayısı. Bak. Yani, tabire bak. Kalyonculardan adam var etrafında. Hem Yeniçerilerden evet. Hem kabadayısı olduğundan şey çünkü, dolayı. 31. Tabii. mi? 31. ortadan mı? Ne o? Yani Galata'daki kalyoncu ortasında. Yani onların oradaki evet. Ortalarda. Kulede bir doğru kahvehanesi. Tabii kahvenin önünde onu başını çekiyorlar. Boğuyorlar. Ve diyor ki ondan sonra Yeniçerilerden başka bir yerde denize çıkmışlar. Kabadayılardan kalyoncuların kabadayıları kabalık edip diyor. Kabalık edip demek ki kabanın kanun dışı anlamı var. Evet. Kaptana kabalık edip kaptanı Sagrı limanına sokmaya icbar ediyorlar. Bakıyorsun ki kabadayı arşiv belgelerinde ve kronik Şanizade'nin tarihinde çoğul manasında kullanılıyor. Ama evet. 80-90 sene sonra aynı bir belge var. Orada da diyor ki Beyrut'ta 8-10 tane Hristiyan kabadayısıyla 8-10 tane bunlar da kalyoncu gemici. 8-10 tane Müslüm kabadayısı birbirine girdi. Şu kadar adam öldü, bu kadar şey yaptı. O zaman da sene 1890 İstanbul'da diyelim ki 1890'lar 12'ler ortaya çıktı. Evet. 12'ler ortaya çıktı. Ve kabadayı olumsuz küçümseyici anlamla ayak takımı, katil gibi manalarla şey yani böyle toplum dışı insan anlamında kullanılıyor belgelerde onu anlıyoruz. Böyle bir dönüşüm geçiriyor. Bunun bir tanesi de Külan Bey'i aynı şeye kullanan adamlar kullanılan terim. Bir tanesi kopuk baştan söyledik. Böylece genel bir çerçeve çizmiş olduk Berk. Çok mu bilmiyorum konuştuk. Yok 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 gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu hocam. Ben de şuraya geçeceğim konuyu. Şimdi sen 12'leri sayarken Kazasker'in Mehmet'ten bahsettin. Kazasker'in Ahmet'ten bahsettin.
Sarraf Riyazi'den bahsettin. Evet. Ya şimdi çok garip bir durum var. Genelde okumuş kabadayılar diye bir kategoriyi biliyoruz ama konuyu biraz deşince şunu görüyoruz. Bu ünlü kabadayıların bir kısmı, ciddi bir kısmı hem okumuş insanlar hem de sarayla bağlantılılar. Devlet görevi var. Ya bu çok biraz garip geliyor yani. İllegalle işi dışılar ama bir yandan da bir ayakları sarayda bu insanlar. Hani bu biraz böyle garip bir bağlantı yani. Bunu biraz açabilir miyiz hocam? Yani şimdi onu şey de söylüyor Ahmet Rasim de, bunlar ayak takımı tabii. Yani var kalmak için ne yapıyorlarsa, o varlık mı yapacak, kabadayılık mı yapacak, desteğe ihtiyacı var. Ya daha büyük adama, ya resmi, gayri resmi insanlara ihtiyacı var. Bunlar da yaptıkları işlerden birisi müdahinlik, balıkhane nazırına, nazırının deyişiyle veya gammazcılık, bilgi satmak, hafiyelik. O zaman burada hafiyeliğe geliyoruz. Tabii resmi veya gayri resmi bu bilgiyi, bu öyle ki bunların yaptığı işe polis de göz yumuyor. Hatta evlere hırsızlık yapıyorlar. Sadece eğer diyelim ki rüşvet alıyorsa polis, oraya bir işaretini bırakıyor. Ha, buraya diyor mesela parmaksız bilmem kim girmiş gece falan, böyle şeyler oluyor. Ama mutlaka ikinci meşrutiyet istibdat döneminde haber kaynakları tarafından, hafiyeler tarafından kullanılan veya üçüncü, dördüncü derecede hafiyelik yaptırılan adamlar bunlar. Haber topluyorlar. Haber toplayıp getirip veriyorlar. Şimdi mesela şeye geldik. 12'lerin reisini söyleyelim değil mi? 12'lerin kahramanı. Evet, evet, evet. Şimdi şöyle, o zaman şöyle bir yapı vardı. Hani ben şu anda biz dinleniyor muyuz Berk? Yani evet, evet. 35-40 kişi arasında değişiyor bizim dinleyici. Başka canlı yayın açan arkadaşlar var. Onları izliyorlardır muhtemelen ama tamam, izliyor yani. Tamam. Şu an canlı, canlı. O 5 kişi de olsa iyidir yani, sohbet yapıyoruz. Ondan sonra şimdi şöyle bir şey var. Bu Kahraman Bey diyorlar, kim olduğu belli değil. Efendim bu adam öldü veya öldürüldü, o da belli değil. O da belli değil. Şimdi ben baktığım zaman bu Kahraman Bey'e, Kahraman Bey kardeşim kendisi zaten adam bir benim araştırmalarıma göre bunu Tıflıbozzade Kahraman Bey diyorlar. Bu tıflı, evet, kelime... kaynaklarda hep öyle geçiyor. Tıflıboz diye geçiyor. Tıflıboz, Tufeylboz, ondan sonra Taflıboz, evet. Ondan sonra Necip Fazıl'ın anlası da Tefliboz, ondan sonra ne olduğu belli değil. O da ayrı bir hikaye. Bunun diyorlar oğlu Tıflıbozzade, yani Tıflıbozun oğlu Kahraman Bey ilk reisleriydi diyorlar. Kim bakıyorsun? Araştırıyorsun. Arşiv belgelerine ben baktığım zaman gördüm ki Arnavutlu'nun Luma kentine bir kaymakam atanmak istiyor. Hocam Luma da dağlık bir bölge. Bayağı dağlık, evet, bir bölge. Arnavutlu'nun kuzeyinde dağlık bir bölgedir. Lume diye geçiyor. Orası. Evet. Lume diye geçiyor değil mi? Evet. Zaptiye Nezareti şimdi bu adam soruyor, devlet soruyor Zaptiye Nezaretine, acaba diyor bu adam diyor bizim diyor mi diyor bizim sizin diyor kullandığınız hafiyelikte kullandığınız hafiye Kahraman Bey mi, başka Kahraman Bey mi diyor. O da cevap veriyor. Cevapta diyor ki Kahraman Bey merhum, belgede Baba Paşa'nın torunu ve merhum eski Üsküdar mutasarrıfı Tufeyl Boz Paşa'nın üvey oğlu olup 5 sene evvel, bunu 12 Haziran 1880'de yazıyor. 5 sene evvel Üsküdar mutasarrıfında hafiyelik
ve 1 Aralık dahi rusumat emanetinde müfettişlik yapıp bunlardan başka memuriyetlerde bulunmamıştır diyor. Şimdi adam mafya çıktı. Hayda. Devlet memuru mafya çıktı. Yani Saraf Niyazi'den polis çıkıyor. Kabadayılıktan polisliğe geçti. Evet. Hani şeyle geçti diyor. Aslında öyle de evet. Tam olarak öyle değil. Adam mafya çıktı. Peki niye acaba, nasıl bu şeymiş? Diyorlar ki efendim işte 12'ler 1808 Moskov Harbi'nden 3-4 sene sonra 85'lerde elebaşları, bak başka Tıfıl Buzzade, Kahraman Bey dedikleri, Ulunay da böyle diyor. O da Arap Abdullah gibi kara kuru uzun bir adam. Eceli gelip öldü diyen de var, vuruldu diyen de var. İlk rivayet daha doğruya yakın. Sonra reislik Abdullah kalıyor. O ne reislik kardeşim? Burada bütün o semtteki haşerat takımı, kabadayı takımı, külan takımı ne dersen de orada kim biraz daha gücüyle şununla bununla ortaya çıkıyorsa ona şey deniyor. O zaman da öyle değil, şimdi evet. De böyle. Öyle değil mi? Evet, evet. Bu böyledir. Reis bir iş yok. Peki devam edelim. Kahraman Bey diyor ki Tıfıl Boz'a bakayım dedim. Babası kim? Tufel Paşa da diyorlar buna. Sicilli Osmani'de zat hakkında bilgi veriyor. Diyor ki bu Tufel Paşa Arnavut'tur diyor. Bak şimdi babasına geliyoruz. Bir de bunun üvey oğluymuş. Şeyin de merhum Baba Paşa'nın da torunuymuş. Ya bu iki adam da önce Sicilli Osmani'de şunu görüyoruz. Tufel Paşa Üsküdar mutasarrıfı. Ne zaman? Diyor ki özü ve sözü doğru bir zaptı olup Sicilli Osmani'de yazıyor. Güzel hizmetle Tıfıl Yüz adını alıyor. Çok güzel hizmet ettiği için Tıfıl Yüz adını alıyor. Ve senelerce Üsküdar zabıta memuriyette bulunup paşa ve Mir-i Müran oluyor. Sadakatinden dolayı da padişahın iltifatına mazhar olurdu diyor. 1385 yani 1868'de vefat evet. Edildi. Bak diyor ki Kahraman Bey adında bunu söylediği yılda bunu söylediği yılda 1890'lar olması lazım. Bunu söylediği yılda 93-94 Sicilli Osmani'nin bunu söylediği yıl. Kahraman Bey adında cesur bir oğlu, bak kabadayı demiyor. Evet. Sicilli Osman. Cesur bir oğlu birkaç sene önce vefat etti. 3. cilt. Demek ki adamın ölüm tarihi 1890 civarı. Kahraman Bey. Bu tarih aynı zamanda Arap Abdullah'ın ilk icraatlarını yaptığı tarih. İlk Kavasken adam bıçakladığı, cinayet işlediği, ev basıp haneye tecavüzlerde bulunduğu Aksaray'da, imamın evine girmeye çalıştığı Aksaraylı Baha'yla ilk dönem. O zamanlarla kesişiyor. Anlıyorsun ki burada böyle bir şey var. Bir kaynaşma var. Bir oturma var. Peki buna Tufeil Paşa dedikleri orada diyecektim. Tufeil bir sürü isim var. Doğrusu ne hocam? Doğrusu. Doğrusu işte baktık beraber de konuştuk. Taflı Boz diyor geçiyor Arnavut kaynaklarında. Bu adam zaten Serger'de. Şey değil mi? Meşhur Arnavut isyacılarından şey var. Tafil Buzi. Tafıl Buzi. Buzi zaten bu adam 1933 çalışmalarda diyor ki 1833-38 arası devleti en çok uğraştıran bilhassa Tafıl Buzi'ydi. Evet. Tafıl Buzi Yanya, Selanik ve Selanik ve Berat'ın galiba Yunanistan'a bağlanması için Osmanlı'ya Derbent bu isyan ediyor. Osmanlı güçleriyle savaşıyor. Emrinde 5-10 bin asker var. Bazı yerlerde yeniliyor. Sonra ortadan kayboluyor ama kahraman oluyor. Onlarca şarkı yapılıyor. Evet onu ben de sen bana birini gönderdin. Onu heykelleri falan yapmışlar. Şarkıda böyle şarkı akarken arkada böyle heykelleri falan görüyorsun. Ruga Tafil Bozi var. Tepedelen şehrinde Ruga Tafil Bozi var.
şey Tafilbuzi sokağı var. Hı. Onu görmüştüm. Bir şey daha var. Wikipedia'da bu adam için diyor ki 1844'te öldü. Ölmedi. Osmanlı'nın celallerle, isyankarlarla evet. isyan eden insanları ne yapıyordu? Onlara anlaşır, onlara rütbe verir. Uzak bir yerde görevlendirir. İstihdam eder. Şey yapar. Başıbozuklukla, düzensizlikle başa çıkma yollarından birisi buydu. Tafilbuzi önce kapidan diyorlar değil mi buna? Kapidan. Eşkıya demek. Evet, 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 evet. Kapidan. Bu hatta şey, kapitan ya da voyvoda en çok Balkanlarda bu çetecileri, komitacıları bile kullandığı iki ünvan. Bunları çete reisleri kullandığı ünvanlardan hocam. Buyurun. Yani kapitan diye bilinen şarkılar var. İşte bizim şeye gönderdim arkadaşımız Mustafa Balcı Türkiye Teşkilatı'na. Bak dedim hocam dedi yani çağdaş Arnavutça değil bu türkü. Barş bu. Zaten başka bir yazıda da okudum ki o zaman hakkında çok türküler, Arnavutlar yazmış. Bir evet. kahraman bu. Senin orduna katılayım ben. Efendim biz de hazırız. Yaşa işte kapitan. Gelecek filan. İşin ilgi tarafı. Bayramı var. Şu anda kutlanıyor. Bir kabalayı. Derneği var. Heykeli var. Tafilbuzi İstanbul'a geldi. Önce binbaşı oldu. Doğuya moğuya. Yanındaki hola mola bir takım Arnavutlarla onlara da rütbe, para, şunu evet. verildi. Ondan sonra Üsküdar Mutasarrıfı oldu. 1868'e kadar yaşadı. 1868'de öldü. Bektaşi Muhibbi'ydi. Şu anda Merdivenköy mezarlığında yatıyor. Fakat bu adam evrensel bir adam olduğu için bir belgede o zaman Yunan gazetelerinde Yunani elfas filan yani Yunanca ve şeyce pardon Rumca ve Batı gazetelerinde çok dikkat çeken bir adam olduğu için o bazı haberleri Osmanlı arşivleri çevirtmiş. Onlar bende var. Bir tanesi var. Orada diyor ki o tam 40'lara kadar yani. Orada ne olduysa bir anlaşma oldu. Tafilbuzi bir tarafın kahramanı, ölü kahramanı oluyor. Adam yaşıyor. Bu tarafın yüzbaşısı, binbaşısı oluyor. Bir süre sonra Üsküdar'a geliyor. Öldüğünde bakıyorsun İtalyan'dan İranlı'ya, İranlı'dan bilmem kime kadar onlarca kişiye büyük borç bırakıyor. Yani evrensel bir adam ve durduğu yerde de durmuyor. Zaten kendisi şey yani Sergerde devletin ismiyle şey yapan birisi. Sergerde. Evet. Evet. Peki bu adamı iskan etti. Orada şeyleri yatıştırdı diyelim. Ayrı bir tabii araştırma konusu. Bunları yazacağız yani yazıyoruz da. Tabii. Şey yapıyor çalışıyoruz. Fakat Kahraman Bey'in bununla ne bağlantısı var? Kahraman Bey'in dedesi diyor. Kahraman Bey'in belgede diyor Kahraman Bey merhum Baba Paşa'nın yani Pehlivan Paşa dedikleri bak pehlivanlık yine karşımıza çıkıyor. Pehlivan Paşa'nın Pehlivan İbrahim Paşa'nın hafidiymiş, torunuymuş. Peki kim o? İşte Balkanlardaki o dağlı isyanlarında ayan sonradan asker Tirsinikloğlu'nun yanında yetişiyor galiba o ayanlardan. Bir takım işlerden sonra devlete intisap ediyor. En devletin güvendiği devlet İslam Ansiklopedisi'ne göre konuşuyorum. Evet. Kemal Beygilli yazdı o makaleyi tabii. Güvenilir adam. Yani devlete ve Rusya'da esir kalıyor. Baba Paşa lakabını alıyor. Şakilerin takibatında çok önemli devlete bağlılık gösteriyor. Ve onun torunu olduğu söyleniyor. Bir süre sonra ölüyor. Hatta Bursa şeyi var. Bursa Hatıratı gibi bir yazısı da var. O da Sergerdelik'ten gelip Anadolu seraskeri olmuş bir adam. Peki nasıl bir bağlantı oldu? Onu çözmeye çalışıyorum bir zamandır. İlginç şeyler var. Bakacağız artık. Neyle karşılaşacağız yani? Yani onu da tam şey yapmıyorum ama üvey oğlu dediğine göre burada ben ya yani bu
Dede Paşa'nın bu Kahraman Bey kızı tarafından, o zaman kızınla evlenmiş olması gerekiyor. Tafıl Buzi'nin veya üvey dediğine göre o evlatlık alması gerekiyor. İkinci şık da makul gözüküyor. Birinci şık da makul gözüküyor. Fakat Tafıl Buzi öldükten sonra Kahraman Bey'in bu aileyle bağlantısını şey yapamadım, kuramadım. Zaten hiçbir yani organik bağını göremedim. Demek zaten ki bizim arşivlerde böyle bir sıkıntı var hocam. Fotoğraf bulmak bir yana, kim kimin oğlu, kimin kimiyle doğrudan bağlantısı var. Yani bir iki hatıratta ya da böyle belgelerde çok karşılaştırılmadığı sürece çıkarılmıyor. Bizim o şey biraz zayıf var. Şöyle bir şey var. Emine Hanım, Tafıl Buzi'nin Tafıl Buzi öldükten sonra devlete başvuruyor. 5-6 yıl sürüyor. Bana diyor Aksaray'da kalan o şimdiki bak Murat Paşa Camisi'nde İskender Paşa şu anda İskender Paşa'da yani, bir kilometre yok. Oradaki evi verin diyor yani. Oradaki evi böyle bir mücadele başlatıyor. O ev ondan sonra torunları o mücadeleyi devam ediyor. Tafil Bozgun'un Sami diye bir torunu, erkek torunu var. Kızından da işte iki tane de kız hafidesi var. Bakıyorsun ki aile Halip Nurmelal olmuş. Yani o şeyden, güçten böyle bir şeye düşmüşler. Yani şeyde bunun evlatlığı olabilir. Kahraman Bey de evlatlığı olabilir belki yani. O dönemde de olağan bir şey mi zaten? Peki hocam, evet. Şimdi biraz konuyu farklı bir mecra çekeceğim ama gene aslında benzeri bir konu. Arap Abdullah Öğrenci'nin bölümü mü? Yok, onu ayrıca biz değiniriz de. Tamam, şeyden şimdi girizgah ya, hazır orada konuşalım. Onu çok bana sordular duyurduğumuz zaman. Ya şimdi bu Refik Cevat Ulunay bunlarla ilgilen bilecek yani kaynak sayılıyor. Sigara yaktım da sayılır. Pardon. Yakmasam daha iyi olur değil mi? Hocam isterseniz şey ara verebilirim belli bir şeyden sonra. Verelim mi diyorsun, sen bilirsin. Ya da şey görüntüyü kapatabilirim hocam senin bir süreliğine. Ha, ben görüntüyü kapatayım o zaman, öyle mi yapayım? Çünkü sigara yaktım. Dur. Ben şey yapayım hocam. Yok. Bir saat 12 dakikadır konuşuyoruz bu arada. Yok. Şöyle bir ayarlayayım. Hocam şimdi rahat sigara içebilirsin. Ben seni aldım ekrandan. Kendime verdim. Tamam. Rahat konuşabilirsin şimdi. Şimdi şöyle bir durum var hocam. Bu Refik Cevat Ulunay en önemli kaynak. Sayılırdan birisi ama ikinci derece yani. Evet. Şimdi bu adam bakarsan böyle bir gazeteci, işte İstanbul beyefendisi falan, hani bu tür yakıştırmalar var. Fakat bu adamın kabadayılarla bu kadar içi dışı olmasının esbabı mucibesi de. Çünkü hani Sinop sürgününde tamam aynı gemide bu adamlarla yer alıyor ama ya gidiyor Çıralı Gani Bey Murat Hafız Paşa ile konuşuyor. Ya gidiyor bu olayların yani Fehim Paşa'nın ilk vukuatını anlatıyor falan. Bu adam yeraltına nasıl bu kadar aşina? Bu adamın yeraltıyla ilişkisi ne? İşte sen güzel tespit etmişsin. Ulunay Ankara Valisi Muhittin Paşa'nın oğlu, Galatasaray mezunu veya mezun değil diyorlar. Şimdi yani onun da bir ayağı bu dünyada. Hani deminkileri dedim ya, bir tanesi hiç girmedi bu aleme Berk. Evet. Balıkhane Nazırı. Bizim Ahmet Rasim Üstad da oranın bir ehli keyif olarak oralarda dolaştı. Ondan sonra ama bir de bizim tabii şey var. Refik Cevat'ın pozisyonunu konuşursak orada da şöyle bir şey çıkıyor. Refik Cevat biraz daha farklı. Refik Cevat bu alemle içli dışlı olmuş oyun kurucu olarak diyelim. Oyun kurucu. Yani biraz aktör olarak, aktörleri olarak, hani Ahmet Rasim pozisyonlu olarak, hani onlar biraz daha müşteri gibi dedim de. Evet.
birisi hiç girmedi, birisi müşteri gibi, birisi gözlemci olarak falan, ama bu Refik Cevat Ulunay'ın kendisinin kabadayı olduğuna dair, kabadayıyla çok meraklı olduğuna dair bir kanaat var. Kabadayılarla iş bitirdiğine dair, iş tuttuğuna dair, efendime söyleyeyim, bir ciddi bir şey var. Bunu mesela Muhittin Birgen anılarında yazıyor. Bu biliyorsun şey, Refik Cevat iddiatçılıkla başlıyor işe. Muhittin Birgen bunu Tanin gazetesine alıyor filan. Evet. Fakat ondan sonra itirafçı oluyor. Sonra yüzelliklerle yurt dışına çıkıyor. Alemdağ gazetesinde milli hükümete de şeye de kurtuluş mücadelesi evet. de karşı çıkıyor. Şimdi Muhittin Birgen diyor ki İttihat Terakki neydi kitabında, Refik Cevat'la bunun hempası var. Beraber çıkartıyorlar bu gazeteyi. Bunlar diyor, biraz malumat verirsen, birincisi bu Refik Cevat diyor İstanbul'da Mahalle Bey'i, Külhan Bey gibi isimlerden yad edilen tiplerdendir. Galatasaray Sultanahmet'te okumuş fakat bitirmemiştir. Sefih ve serseridir. Bana geldi diyor, muhabirlik yapmak istedi. Aldım ama adam olmadı diyor. Fakat bir süre sonra dal kavuk olduğu ortaya çıktı diyor vesaire filan. Tabii bu bir malzeme. Bunu değerlendirmek lazım. Yani test etmek, tahkik etmek lazım. Evet. İşi gücü içmek sabaha kadar pis yerlerde dolaşmaktır. Parası alır, borç verir, vermez. Borç takar. Bazen de gazetenin ismiyle münasebetsizlikler yapar. Allah Allah. Uzun süre diyor sabrettim kurtarayım diye. Sonra diyor kovdum diyor bunu. Ondan sonra diyor Pehlivan Kadri ile diyor ortak oldu. Ve meşhur bir muhalif oldu diyor. Pehlivan Kadri kim diyor? Pehlivan Kadri'yi ben de şimdi ekleyeceğim bilgi. Pehlivan Kadri ipten kazıktan kurtulmuş sabıkalı, kendisi katil. Çocukluğumdan tanıyorum, bizim mahallede oturuyordu diyor. Bedestan tüccarlarından iyi bir adamı, çok kötü bir oğluydu diyor. Kadri edepsizliğin timsaliydi. Günün birinde edepsizlik yüzünden bizim komşulardan birini öldürdü ve 10 seneye mahkum oldu. Oradan çıktı, meşrutiyet affı gelip bu serseri de çıktı ve ilk iddiat Terakki muhalefi oldu. Bu Pehlivan Kadri dayısı işte. Geçen gün bahsetmiştim. Ozan Soy. Halit Fahri Ozan Soy'un dayısı. Bağlantıya bak. Doktor Rıza Nur anılarında mesela Refik Cevat için bu adam diyor Refik Cevat kumarbaz, kerhaneci, dolandırıcı, casus, arkadan vuracak anlamında puşt, gerisini söylemiyorum ve vatan haindir diyor. Bayağı hakaret abi alıyor ama işte o da eski hani ahbabı gibi yani, o da birlikte yaşadığı için ne görmüşse, ne yaşamışsa ifşa etmiş ama dediği gibi hocam tetkik etmek lazım. Hani, peki acaba öyle mi? Falan basılmışlığı evet, var evet, şeye baktım. Orhan Koçak'ın kitabında işte bazı mektuplar geliyor, bu yüzellikler yurt dışında ne yapıyorlar filan diye. O şey, o kitapta böyle bir mektup var, şeye bir zarf evet. var, içi bulunamamış olabilir ama şöyle, hani ben burada kesinlikle bunu Refik Cevat'ın karşıtlığı anlamında kullanmıyorum yani. Tespit etmek lazım, tahkik edilmesi gerekiyor. Tabii gerek. Ya bu bir iddia, bir hatıratla biz bunu okuduk ve diyoruz. Hayır, bu bir araştırıp tespit etmek lazım diyoruz yani. Şu da var, yani yüzelliklerin birbirleri hakkında belli bir süre sonra merkeze, yani Ankara'ya casusluk yaptıklarını, birbirlerini ihbar etmek istediklerini, başbakanlığa mektup yazıp geri dönmek istedikleri biliniyor. Yani çok az orada kalıyor. Yani orada sefil oluyorlar. Yani Refik Cevat da bunlardan birisi. Oranın kumar alemlerini falan anlattığı Enkaz Altında diye kitapları var. Orada o kumar alemlerine girmiş. Başka bir şey söyleyeceğim. Bu Halit Fahri Ozan Soy dayım diyor Pehlivan Kadri ile Ulunay'ın bir olayını anlatayım diyor. O zaman Alemdar Gazetesi'ne bir icra geliyor. Allah Allah.
bu da icra memurluğunu kovdu diyor, bir geldi diyor. Kabadayı varı çıktı, güzel bir anam. Demek ki yani buna böyle bu gazeteyi bazı ticari işlerine kullandığına dair veriler de var. Anladım. Belki bu onunla alakalı olabilir diye aklıma geldi benim. Başka bir şey daha var. Ben diyor mesela Sarraf Niyazi diyor. Şeyde tanıdım diyor. Kendisini tanıdığım zaman diyor. Kır bıyıklı bir adamdı. Yeni köyde oturuyordu. Yani bu Sarraf Niyazi'nin Aksaray'dan çıkıp karşıya yeni köye gittiği zaman yani artık Sarraf Niyazi polis, bu onu biliyor mu bilmiyor mu? Fakat Sarraf Niyazi Kara Kemal'in adamıysa, itirafçılığı çıkmış ve itirafçı düşmanı bir adamla niye görüşsün ki Mert? Berk, neden görüşsün ki? Ya şu var, ayrıca böyle bir bitiri bir yerinde falan karşılaşmaları lazım ister istemez yani. Ben onunla diyor ki işte aleme de gittim diyor. Mesela bir şeyde diyor bir içkili bir yere gittik. Orada diyor Beyoğlu'nda bir gün saz dinlemek için Beyoğlu'na gazinoya gittik diyor. Demek ki görüşüyor. Faslın ortasında evet. İçeriye bir tane diyor külah evet. Girdi. Kızı şarkıyı çal dedi diyor. Gitti diyor bizim yaşlıya çattı diyor şeye. Fakat diyor bu adam öyle bir adam ki diyor. Bak şimdi bombaya bak ya, bir insan bu kadar abartır mı yani? Diyor ki bu diyor 4 tane diyor kağıdı diyor. 4 deste kağıdı diyor elinde diyor yırtıyordu diyor. Ya böyle bir şey olur mu ya? İskambil, 4 deste iskambil kağıdını peynir gibi ikiye bölüyor diyor. İnce ayva çubuklarını sivilterek eliyle attığı zaman o da kapılarının aynalarında ok gibi deliyordu bunlar diyor. Öyle kuvvetli bir adamdı diyor. Bir gün diyor işte Beyoğlu'nda diyor, yani görüştükleri çok belli. Peki Kara Kemal'le bağlantı halindeyse şey, Kara Kemal'in elemanıysa ve Kara Kemal'in... Sarraf Niyazi, evet. Sarraf Niyazi, itilafçı bir adamla niye görüşsün yani? Bak bu önemli bir soru. Diğer hatırattan da Alemdar'a niye şey gelsin, icra gelsin vesaire filan. Bu konuda böyle çok söylentiler var. Fakat söylentiler değil aslında. Yani söylenti de değil. Bunlar yazılmış. Han gazetesinde diyor ki mesela 1900 kaçlarda bu yüzellikler nasıl çıktı falan, buradan diyor yurt dışına çıktı bunlar diyor, orada diyor Mısır, ilk gidiş yerleri diyor Mısır'dı diyor, orada diyor Karafatma diye bir umvane kadınına gidip başvurup İstanbul'da onu korumuştu diyor, orada diyor bir kumarhane açtılar diyor, daha sonra bir ilk anda işleri gayet iyi gidiyordu, SS koduyla birisi yazıyor, kim bunu tespit edemedim ama tabii ki etmek o kadar da zor değil. Ondan sonra Paris'e sürüldü diyor. Paris'teki hayatı tamamen o üst tabakanın, alt tabakanın, o sefillikleri, kumarhaneler, oranın kabadayılarını anlatıyor. Bir şey daha var. Yine bunun o Alemdar gazetesini çıkardıkları zaman Refik Cevat'ın Büyükdere'deki kumarbazlarla kumarhane açtığı yönünde. Fakat bu kaynağı şu anda hatırlayamıyorum belki. Yani bunu da tabii. Bunların tahkik edilmesi lazım. Bana öyle geliyor ki zaten ilgi alanlarına falan baktığın zaman başka türlü de olacak bir şey değil. Yazılarında kumar alemini çok iyi bildiğini biliyorsun. Yer altından o bitirimhane dedikleri. Ya horoz dövüşünü bile anlatıyor yani adam. Bak mesela diyor ki şey tabaka şey bu bizim Sarraf. Ali Rıza. Diyor ki bunlar diyor horoz dövüşüne düşkün olur diyor. Bizim Ulunay bir yazısında ben dahil benim diyor yakın arkadaşım Arap şey Pehlivan Kadri ondan sonra şey diğer paşaları beyleri anlatıyor. Bunlar çok ciddi derecede diyor ve horoz dövüşüne diyor düşkündük diyor biz diyor hepimiz diyor. Ve bu oyunda o zamanın parası da 300 liraya kadar para birikiyor. Kumar tabii bu yani. Ve evet. Yani insanlık dışı olması bir yana ben bilmiyorum, sevmiyorum öyle şeyleri ve yani bana çok şey gelmiyor yani sıcak bir şey gelmiyor. Hayvanları dövüştürüp falan. Orada efendim şey bu paralar diyor yani evler kaybedilirdi. Yani böyle insan orada öyle büyük paralar dönüyor yani kumarın bir türü yani.
bazı sonraki Cumhuriyet döndükten sonraki yazıtında diyor ki kumarın sadece kumarhanede oynanıyor ki değişik formları var diyor. Çok doğru söylüyor. Onlar diyor şeye uğramıyor diyor cezaya. Bunlar uğruyor. Eskiden bu yerlere diyor bitirim yeri dükkan derlerdi diyor. Hakikaten ben çocukluğumda biliyorum. Sana da söyledim ya. Sen de dedim benim dedem de diyordu. Evet. Yasa dışı kumar yapan, zar kumarı oynatan veya başka şey bitirimhane derler. Dükkan derlerdi benim çocukluğumda da. Yani bu yani öyle bir bağlantısı var. Oradan tanıyor bunları. Fakat bunun Kabadayı araştırmalarında şöyle bir şey var. Refi Cevat Ulunay bu kendi tanımlarını Kabadayılığı bir şövalyelik olarak tanımlıyor. Evet. Kendisi de meraklı olduğu için. İşte burası biraz yanıltıcı yani. Öyle bir şey yok. O evet, diyor. Evet. Evet. Şimdi hocam şöyle bir durum var. Kabadayılığa biraz romantize gözle bakıyorlar. Bu şeyde de var. Zeybek Efe araştırmalarında da oluyor. Çok böyle sosyal eşkıya, sosyal isyancı gözüyle bakıyorlar ama ben mesela bir Çakırcalı Mehmet Efe'yi yapacağım. Oya'ya da muhtemelen bayağı bir tepki alacağız. Çünkü kıyıcı bir adam. Bunlar bıçağını bilenin hakkıyla kazanan insanlar. Tabii. Kabadayısı da öyle, Efe'si de öyle. Bunlara olduğu gibi bakmak lazım. Bir sosyolog, bir kriminolog gözüyle, bir tarihçi gözüyle bakmak lazım. Tabii, tabii. Romantizm mesela... bakış açısıyla değerlendirmişler hep. Tabii. Bir psikolog acaba mesela bu dedim ya şey nazırı Ali Rıza Bey'in o bir mesela psikolog böyle bir insanın alet-i rüyesini evet, o yazından veya Ahmet Rasim'in yazılarından çok oradan kriminoloji çalışan oradan çıkarabilir yani şey yapabilir bir takım izler alabilir. Keza bizim yani hukuk boyutunda bu işin tarihini araştıranlar başka sosyal olarak sosyologlar senin dediğin gibi değişik şeyler çıkarabilirler. Bunlar öyle veya böyle hep toplumda varlardı ama sayıları belli bir oranı geçmeyen insanlar da çok romantizme gerek yok. Ama Ulunay bunu biraz da aşırı herhalde Tefrika yazarı olmasının veya eski gazeteci evet, olmasının yani bir şeyler yazmak zorunda olduğundan da böyle oluyor olabilir ama biraz da tabii yatkınlıktan dolayı böyle bir şeyler yapıyor olabilir. Yoksa yani yatkınlık bile... var, nostalji var. Onlar bir de eski İstanbul'u özlüyorlar ya hocam bir yerden sonra. Mesela diyor ki benim diyor öyle Kabadayı tanıdıklarım vardı diyor. O şey Twitter'da paylaştım bunu. 3 tane 4 tane Kabadayı ismi veriyor. Bu Kavanoz şehir şövalyesi bu... gibiydi deyip 3-4 tane isim sayıyor. Hepsinin ayrı ayrı sabıkaları var. Değil mi hocam? O. Evet, evet. Bak şimdi bu Kavanoz dedikleri adamın sabıkalarını okuyacağım sana. Kavanoz Mehmet. Aksaraylı 12'lerden. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bak, Kavanoz Mehmet'e bak. Kavanoz Mehmet Atabey'i okuyacağım. Kavanoz Mehmet'i okuyacağım. Kısaca Kavanoz Mehmet diyor ki Alusta diyor. Efendim bu çevikliğiyle tanınmış da Galata'da bir meyhanede Tatavlıları dövmüş. Rumlarla. Evet. Sayılı fırtınalar derecesinde çıkmış. Bıçaklarla öyle yapmış. Ayağından ayakkabıyı bir çıkarmış bıçaklara karşı. Tatavlılar buna bıçak çıkarmış Rumlar. Bıçak çekince ayağından ayakkabıyı çekiyor, alayını dövüyor. Fakat kardeşim bu da Ulunay başka bir yazısında diyor ki ya bu adamı diyor sürgüne göndereceklerdi. Ben diyor yakından tanıyorum diyor. Bu adam diyor İstanbul'da sürgündeyken diyor dedi ki diyor şeye buna dediler ki sen dediler diyor mehterhanedeydi bu adam Kavanoz Mehmet seni süreceğiz neden rahat durmuyorsun o zaman hemen buradan çık bu buna üzülüyor çünkü o zaman mehterhanede mahpus bulunanlar rahatlardı diyor hemen diyor bu koğuşlarda diyor kışın büyük mangallar da vardı diyor ateş yanıyor ve o mahpus icabında usta abdesti almak için buralarda su bile ısıtıyordu bu seni süreceğiz dedikleri zaman hemen gidiyor. Efendime söyleyeyim ben diyor gitmiyorum. Hadi bakayım beni çıkarın. Bu efsane bir mehterhane isyanı var. Şeyde sayılı fırtınalarda geçen. Komedi evet, filmi evet. Gibi ya. Böyle evet. Hani içeride su ocaklarını herkesten topluyorlar. Su kaynatıyorlar. Döner merdivenle evet. Çıkarabiliyor bunların olduğu kısmı. Evet, evet, vermiyorlar evet. Adamı. O isyan o, değil mi?
Ve işte bütün koğuşlar haber gönderiyor. Mangalları getirtiyor. Hadi üzerine su dolu tencereler. Hayda, cephane hazırlanıyor. Ultimatum veriyor. Git müdüre söyle. Tatar Ramazan'ın biraz daha öncesi yani. Gelsin de beni buradan çıkartsın. Sürgüne mürgüne gitmem. Yerimi sevdim. Bir yere de kımıldanmam. Gardiyan diyor ki ya Mehmet Ağa nasıl olur? Jandarmalar seni gelir sonra götürür. Kavanoz Mehmet diyor ki hadi oradan filan. Hop müdahale ediyorlar. Hayda yukarıdan bütün gardiyanlar şey mahkumlar. Efendim her mangalın başında 20-30 kişi suyu çabuk kaynatmak için avutlarını şişiriyorlar, ateş yüklüyorlar. Sıcak su muharebesi 4 saat sürüyor. Nihayet yani yukarıdan kaynar su atıyorlar. Zaptiye Nazırı da Kavanoz Mehmet'i sürmekten vazgeçiyor. Ama arşiv belgeleri diyor ki 1316'da 1314'te silah taşıma, adam öldürmek ve şundan bundan sabıkalı Kavanoz Mehmet'in geri dönmesine ve firarına fırsat vermeden Diyarbakır'a gönderilmesi ve gönderiliyor. 1316'da kaçarak İstanbul'a geliyor. Dersaadet'te yakalanan sabıkalı takımından Eşirra diyor ya. Evet. Kavanoz Mehmet'in ıslahı nefsetmek üzere tekrar geri gönderilmiş. Yani geri gönderiyor. Bu adam şimdi ne yapıyormuş? Kuşbazlık yapıyormuş. Kuş meraklısıymış. Kavga ederken her türlü sandalyeyi ustalıkla karşı tarafı iade etmesiyle meşgulmuş. Yani bu mesela şeylerinden sabıkalılardan birisi yani. Keza Kazasker'in Ahmet dedikleri adam muhtemelen bu Kazasker kapısında çalışan adamlardan birisi işte. Hani bu Seryaver Halil Paşa'ya ve 12'lere evet. Şey yapan adam. Mesela Kadayıfçı Ali dedikleri bir adam var. Fatih'in meşhur kabadayılarından bu Aksaray'ın 12'lerinden. Kadayıfçılık yapmış sonra tulumbacılıkta karar kılmış. Bak tulumbacılık. Gidiyor Aksaray tulumbalarından birisinin de reisi kardeşi Gugulik Ali Süleyman. Kardeşim şimdi bu adama bakıyorsun. Bu baktığın zaman 85-90 arasında gazete vukuatları var ama türlü tecavüz ve vuruculuktan birçok sabıkası var. Mesela bir tanesi uygunsuz ve kötü haliyle birçok aileyi perişan eden Kadayıfçı Ali'nin diyor. 1315 tarih. Zaptiye. Baya vurucu kurucu insanlar ya böyle hadi. Zeki Cevat biraz nostaljik yazmış ama bunlar dönemleri de baya vurucu kırıcı insanlar. Bunu övüyor yani diyor ki uygunsuzlar birçok aileyi perişan eden Kadayıfçı Ali'nin bir daha geri dönmemek ve firarına meydan verilmemek üzere Diyarbakır'a sürgünü. Düşünebiliyor musun? Veya burada bir bizim şey var. Ata Bey dedikleri adam veya şey Baha Bey dedikleri adam hem Kör Ata Bey evet. Hem Baha Bey. Baha Bey diyor şeyler muharirler bu şeyin Abdullah Arap, Paşa'nın Arap Abdullah Paşa'nın sağ kolu diyorlar ona. Sağ kolu diyorlar değil mi? Evet. Arap Abdullah Musaidi gibiymiş. Evet. Efendime söyleyeyim Buran Felek ben diyor onu tanıdım diyor. Bu adamlar diyor müdafaa-i nefs için silah sarılırlardı diyor. Arap Abdullah'ın yanında diyor bu ihtiyar bir adamdı ben onu gördüğüm zaman diyor. Sadık bir hizmetçi gibi hizmet ediyordu diyor. Sinop'ta gördüm 75 yaşındaydı ve tövbekardı. Adama bakıyorsun bu adam çok tehlikeli bir insan. Yani şey yaptığın zaman bunun da sabıkaları Baha Bey'in gayet şey yani burada ne görüyoruz? Şu anda ve onunkini bulamadım herhalde. Bir seyirci bir sormuş. Bunların kolluk içinde kesin kanat genelleri vardır diye. Zaten bir ayakları sarayda. Arkadaşlar hadi. O dönem yani hafiyelik mevzusu var bunların.
bir şekilde insanlarla farklı belli isimlerle işi dışılıyorlar. Evet, yani mesela bu Vahabi bir tane var, burada buldum. 1311'de Kara Mehmet Paşa Camii imamı Atıf Efendi'nin kaynağı Arabacı Ömer'le Sabıkayı Mükerrere eshabından Baha ve Arap Abdullah nam kimselerin gece hanesini açtırıyor ya. Eve giriyorlar ve tecavüz ediyorlar işte eve. Neyse yani. Yani böyle suçları var bu adamın. Bir de bunların hepsi tabii Aksaray'da oturuyor. Bu Muratpaşa Camii'ne kimisi 5 dakika, kimisi 10 dakika mesafede. Bir de Kör Ata Bey var. Kör Ata diyorlar. Alangu, evet. Servet Muhtar'ın romanının bir ayağının ravisinin bu olduğunu söylüyor. Doğrudur. Hakikaten. Bunu gördüğümde diyor 1942'de eski dönemlerini hatırlamak istemiyor. Çünkü bu adam da tövbekar olmuş ve iki gözü kör. Aksaray Polis Karakolu'na çok yakın oturuyor. Fakat savcısına bakıyorsun, adam öldürme, sarkıntılık. Bunun da 1313'te geri dönmemek üzere, firarına meydan verilmemek üzere Diyarbakır'a sürgünü diyor. Şimdi bahsettiğimiz tipler bu yani. Yani böyle bir şeyden o zaman ne oluyor şimdi geri dönersek? 12'ler diyorlar. Bu senin karşına çıkarsa bu gruptan herhangi birisi gece bir yerden bir yere giderken doğru düz kanun yok. Efendim yani doğru düz kanun yok derken kanun zayıf. İntizam zayıf. Her şey olabilir yani, öyle değil mi? Adam gece vakti şehrin ortasında evi kapısını kırıyor. Yolda giden insana şey yapmaz. Nitekim 12'ler ne iş yapar dedikleri zaman Sermet Muhtar Alus ne diyor? Veya Ahmet Rasim diyor ki bunlar diyor bunlar şunu söylüyor bak yani diyor o 12'ler peşlere musallat olan, cam çerçeve indiren, döven, vuran, kesip biçen bu adamlardan addedilirdi diyor. Peki bunlar ne yapıyordu? Bak akşama kadar işleri güçleri o kahvede oturuyorlar Berk. Evet hocam. O kahvede oturup kumpas. Hangi osma, hangi ev tavuğu nerede? Sağlam yumurtalar nerede ortalığı karıştırıyor? Aksaray'dan geçen kadınların kim tek başına, kimi el işi bir yanlı, kimin peşinde koca karı var? Biraz önce bahsettiğimiz. Rakı içecekler, mahallelere damlıyorlar. Camları, çerçeveleri indiriyorlar. Aralıkta elbette bazen dayak da yiyorlar. Hacamat da yapıyorlar. Çok yere zılgıt da yiyorlar. Yaralı belirli o kahveye dönüyorlar. Diyor Aksaray'ın kaldırım kabadayısı yetiştirmesi belli. Et meydanındaki yeniçerilerden kalma olacak bu. Onların kibrit köküne kibrit suyu döküldükten sonra bu da diyor 12'ler onlardan evet. Kaldı diyor. Ahmet Rasim de diyor ki ya bu diyor ünvanı diyor İstanbul 312'ler neydi? 12'ler neydi? Bir fiyakacı alayı. Hor Horlu Tevfik, Kantara Selim, Burumsuz Ömer, Avrat Pazarlı Köşklü Ahmet, Aksaraylı Baha bak. Bunlar neydi? Biz de 12'leriz diye bir sürü cakalar satan Arap Abdullah'ın yönetimi altında kurulmuş bir kabadayı birliği diyor. Biz kabadayı birliği demiyoruz ama tespit çok doğru yani. Evet. Burada tabii... Ya zaten şöyle bir şey var hocam. Biz şimdi... Örgütlü ya da organize suçla insanlar mafyayla birlikte tanıştılar biraz. Yani tabii, o basit ileride bir çeteden ziyade, basit bir çeteden ziyade resmen böyle ilkel bir şirket gibi hareket eden oluşum primitif olarak mafya oluşturmuştu. 1800 yıllarda Sicilya'da, sonra bu Amerika'ya taşınıp orada bambaşka işlere girip bambaşka bir dönüşüme uğrayınca organize suç diye bir kavram çıktı zaten ortaya. Organize suçtan bahsedilmeye başladı. Dolayısıyla tabii. Biz eskiden çete dediğimiz zaman hani 10-15'i bir kahvede oturup muhabbet ediyordur. Ama aralarında bir bağlantı ya da bir muhabbet olduğu kadar vardır yani. Evet evet çok doğru. Bunlar işte tarihsel şey içinde konuşmak lazım. Oraya doğru gidecek. Yani bu yapı Cumhuriyet ilan edildiği zaman Ahmet Rasim de söylüyor. Tabii şimdi karşılaşacak. Bunları dağıtacaklar ama yer altından evet. Yer altından akacak bunlar. 40'lardan sonra
50'lerden sonra yurt dışına temasla kurulacak, geçecekler. Şimdi hocam önemli bir noktaya. Önemli bir noktaya temas ettim. Daha önce var. Tabii. Efendim? Niye biliyor musun? Niye önemli bir noktaya temas etti? Şöyle. Şimdi ben Kabadayılar tarihi araştırıyorum. En son benim doğru dürüst tek gelebildiğim isim işte 1920'lerde Sarraf Niyazi. Ondan sonra Kabadayılar yani yer altına çekilmiş sanki. Cumhuriyet döneminde çünkü silah taşıma konusunda çok ciddi bir yasak uygulanıyor. Çok ciddi bir geniş tavsiyatlı bir mahkeme şey var. Madde var ya meşhur silah taşımayla ilgili. Topuz, kılıç falan böyle. Yani okya hariç bütün kesici delici aletler sıralanmıştır. Üretimi falan bile deliyor. Hani köylerde böyle dededen kalma kılıçlarını tırpan yapmış insanlar. Öyle sert evet. Bir yasa. Bir yandan beni şey bu meşrutiyet döneminde konulan bir kanun var. Serseri Nizamnamesi. Evet evet. Bu meşhur yani bu kanun ucu açık. 1950'lere kadar yürürlükte kalıyor bu kanun. Yani biri sokakta gezip birine rahatsızlık verdiği sürgüne bile gönderilebiliyor. Çok sert uygulandığı için ve polis çok sert bir şekilde bunları ezebildiği için bunlar o kadar ibiyi kaldıramıyorlar argo tabirle. 50'lere kadar, 50'lere 60'lara kadar. Fakat ne zaman ki 50'lerde 60'larda organize oluşumlarla, uluslararası kaçakçılık şebekeleriyle irtibata geçmeye başlıyorlar. O zaman büyük paralar ve büyük güç söz konusu oluyor. Zaten mahalle kabadayısı da kaybolup yerini mafyaya bırakmaya başlıyor ve kabadayı yani mahalli folklorik bir figür haline dönüşüyor o tarihte. Evet, evet doğru, doğru. Yani tabii bunlar ayrı konuşulması gereken bir şeyler. Evet. Bu arada bir mola verelim mi veya nasıl yapalım? Sarraf Niyazi'ye geçelim mi? Sarraf Niyazi'ye geçelim hocam. Onu bir konuşalım çünkü hani Sarraf Niyazi ve İzmir suikastı ve Kara Kemal meselesini hep birden bir konuşalım şöyle. Hani girizgah yayını ya. Hemen ya. Konuştuktan sonra da kapatırız hocam. Gelecek programlarda zaten konuşacaklarımızı belirler. Gelin sigara konuşuruz. Verelim yani. Mi vermeyelim mi? Ve sen sigara içebilirsin hocam. Ben seni alırım görüntüden. Sen yakabilirsin. Görüntüde mi şu anda? Yok. Görüntüyle ben aldım seni. Sen şu an içebilirsin sigaranı. O yok. O zaman İçeyim bir tane doğru. Güzel bir tane iç. Baba bunu bir konuşalım. Çok şey yapmadan hani bir tamam, yani konuşalım. Ne kadar konuştuk? Bayağı oldu değil mi? Tabii 1,5 saate yakın konuşmuşuz hocam. Evet. Ama şey yani bu girizgah yayını. Evet. Girizgah yayını ve olan benim bir tane yeni arkadaşım var şimdi bizi izliyor. Mustafa Bozkurt. Kahvehane ulebası. O da tiryaki. Hocam size o kadar iyi anlıyorum ki diye yazmış. O da kime? Bizim yayınlarda bana bizim yayına yazmış. He. Size yazmış. Ben biz yayın yani, yapıyoruz. Yayınlarda işte ya, sigara kullanamıyorsun. YouTube önerilerinden kaldırıyor diyor. Diyor. Evet, sağ evet. Ol Mustafa Bozkurt. Yani o zaman tamam bir sigara yakıyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi o zaman nasıl yapalım? Şeye mi girelim? Sarraf'a mı girelim? Sarraf'a çünkü hocam bak hani Cumhuriyet'e nasıl intikal etti diyoruz. Burada karşımıza çıkan isim Sarraf Niyazi. Yani yüzeysel bir araştırmayla bile bu adam çıkıyor karşımıza. Derilerine indiğimiz zaman bambaşka şeylere ulaşıyoruz. Üç İstanbul'un kilit kabadayısı Sarraf Niyazi. Bu İzmir polisliği kabadayılığı mevzusu neydi? İzmir suikastı mevzusu neydi? Ve Kara Kemal'le ilişkisi neydi? Bunlardan bahsedelim. Bunlardan ancak ama tabii biraz bahsedebileceğiz. Ya öyle tamam. Mi? Ya şey olarak detaya da girebilirsin hocam. Çünkü kitapta yer vereceğiz zaten. Ama sen ilginç bulduğun noktaları anlatabilirsin yani. Bütün hayatının şeceresine girmeye gerek yok. Yani tamam şimdi Sarraf'ı nereden tanıyoruz? Sarraf'ı da bize Ulunay tanıtıyor. Evet. Sarraf diyor ki ben diyor bunu diyor tanıdığım zaman işte biraz özür dedim. Kağıtları kırardı. Çok güzel ateş ederdi. Bu diyor meşrutiyet iptidalarında büyük adaya ser komiser tayin edildi. Neden ser komiser tayin ediliyor? Şundan dolayı adada Rum palikaryalarla başkaları yabancı bir Osmanlılar yani Hristiyan orijinli kabadayılar şey yapıyor. Oranın adanın güvenliğini sağlayamıyor. İkinci meşrutiyet dönemindeki zaptiye nezareti. Ondan sonra bu gidiyor oraya adaya tamam ben diyor kabul ederim diyor adayı fakat silah kullanmam diyor bileğiyle
bu hakkı almış şeyi bilek yüzüyle giderim diyor. Bana karışmayacaksınız. Adaya gidiyor. Efendime söyleyeyim. Adada tabii acayip bir patada küçede dayakla filan. Ya tabii işte adada bir tane Rum kabadayı var. Bu gitmiyor ayağına. Biz diyor 12'lerden bir hatırat da şu, ya bir yazıda şöyle bir ifade yazıyorlar. Bu sayılı fırtınalar da geçmiyor. Ya diyor biz 12'lerden diyor bekçi çağırsa diyor biz karakolla muhabbetimiz vardı giderdik. Bu herif kimmiş ki diyor polisi kovuyor diye. Gidip Rum'u yakalıyor böyle arkadaşları yanında camdan çerçeveden dışarı uçurup denize atıyor. Sonra tabii da çıkartırıyor arkadaşlar yani öyle. Ve sonra tabii da şey dermiş. Ben silahsız olarak adanın şu saatlerinde şurada şurada geziyorum. Benimle kapışmak istiyorsanız gelin kapışın diye meydan okuyormuş yani. Tabii bunların hiçbirisinin tabii aslı faslı yok. Şöyle hatta bu daha sonra işte ciddi bilimsel çalışmalara da girdi. Ciddi oldukları için yani gayet evet, bulunmaya dayandılar. Çünkü aslında arşivde ve bir bakıma da bir yere kadar haklar. Arşivde Saraf Niyazi'nin polisliğine dair, o dönemlere dair belge var. Dolayısıyla bu çalışmalar Ulunay'da böyle dediği zaman iki yerden kanıt geliyor gibi. Evet. O çalışmalarda da işte bazı insanların kabadayılıktan polisler terfi etmesi, polis ve kabadayılar arasındaki sınırların ne kadar belirsiz olduğunun bir diğer kanıtıdır diyor çalışmada. Halbuki bu istisnai bir durum aslında anladığımız kadarıyla ve bir de şey galiba yani kabadayılıktan polisiye geçiriyoruz ama şey hakikaten böyle devlet görevi var Saraf Niyazi'nin. Belediyede falan. Değil mi? Değil mi? Tabii tabii. Bak oraya geleceğim şimdi. Ama işte izini sürülmüyor daha sonra. Saraf Niyazi'nin istifa ediyor diyor Saraf Niyazi çünkü Ulunay'dan şey yaparak. Biz diyor tabii Saraf Niyazi'nin arşivlerde istifa Niyazi Bey'in rastlayamadık diyor. Fakat aslında bu yasa adamlarıyla kabadayılar arasındaki geçişlilik tezi sınırların belirsiz olduğu doğru bir yani gözlem olabilir. Çünkü belirsizlik var hakikaten. Ama bu Saraf Niyazi burada örnek verilecek insan değil. Yani Saraf Niyazi evet kabadayıdır ve polistir ama polisliği 1903'te başlıyor. Yani o 1909'dan bahsediyor. Evet, evet. Şimdi nasıl o peki? Profesyonel dosyasından okuyorum şimdi. Bu adamın kim olduğunu kısaca anlatacağım. Saraf Niyazi'nin sicil dosyasından değil mi? Sicil dosyasından okuyorum tabii. 1911'de veriyor bunu. 2 Eylül 1911'de veriyor. Kendi şeyini, tercüme-i halini, CV'sini bakanlığa. O da onu tahkik ediyor. Tahkik komisyonunda sicil dosyasına girmesi için verdiği bilgiler doğru mu diye tahkik edecek. Tasdik edecek ve dosyasına koyacak. Saraf Niyazi diyor ki Ali Niyazi Efendi. Anlıyoruz ki Saraf Niyazi'nin adı Ali Niyazi. Müteveffa Mahmut Efendi'nin oğlu. Bu aile Babakozade namıyla maruftur. 1278 Yenişehir Feneri'nde Yunanistanlı tevellüt etmiştir. İptidai ve rüştü tahsilini ilk ve ortaokulunu bitirmiş, şehadetname almış, sonradan ziyade etmiş, zayi etmiş. Türkçe konuşur, Türkçe yazar. 1311 tarihinde yani 1278 doğumlu 1311 tarihinde bu tarihlere geleceğiz şimdi şey yapacağız. Önce Maarif Nezareti evrak kalemi kitabetine tayin oluyor. Birkaç ay sonra ayrılıyor. Yani 1895 ile 1896 arasında kısa bir memurluğu var. 1862 ve 68 doğumlu mu? 62 olsa evet 33 yaşında filan memuriyete başlıyor. Ondan önce ne yaptığını bilmiyoruz şu anda.
şeyine göre. Diyor ki daha sonra 14 Mart 1903'te 300 kuruş maaşla Dersaadet Mülga 7. Daire Çavuşluğu'na tayin edildi. Bu Dersaadet Çavuşluğu belediyeye bağlı polislikle o zaman belediye zabıtalar arasında yasal olarak pek bir şey yok. Aynı. Nitekim 4 Temmuz 1903'te başçavuşluğa terfi ediyor. 27 Ağustos 1907'de tekrar Beykoz Adası'na başkomiser atanıyor. Beykoz kazasında başkomiser atanıyor. 14 Ağustos 1909'da İttihat Terakki başa geliyor. Eski yönetimin artıklarını tensikat yapıp yönetimden uzaklaştırıyor. Orada kalması böyle ahlaken zayıf olan insanları uzaklaştırıyor. Başka siyasi görüşlerinden şundan bundan. Yerinde bırakılıyor. Maaşı da 1000 kuruşa çıkartılıyor ve Adalar kazası polis komiserliğine, yani adada polis komiserliği var. Yani sarraf adada karakol yok değil. Adada komiserlik yok değil. O oranın emrine veriliyor 1909'da. Aslında başka atarıyor direkt var. Oraya yani. Atarıyor oraya. Hı? Tabii. Polis komiserliğine tayin ediyor. Polis komiserliği emrine. Komiserlik memuriyeti kayda uygundur. Nüfus tezkiresi de şehir emaneti muhasebesinin kayıtlarına uygundur. Tasdiknameleri de kaybettiği tasdiknameleri de yerinden tahkik edilmiştir. Dosyasında mahfuzdur. 2 Eylül 91. Peki bu adam ne o zaman, şimdi burada soru çıkıyor. O zaman bir de bakıyorsun ki bu sarraf Ulunay'da sarrafın ne polisliğinin 1900'de başladığı, 1902'de başladığı, ne de daha sonraki olaylar var. Daha sonra sarrafa bakıyorsun, 15 Şubat bakıyorsun sarraf karşımıza şeyde çıkacak. İzmir suikastinde karşımıza çıkıyor. Nereden anlıyoruz? İzmir suikastinde Kara Kemal'e yardım ve yataklık cezasından 5 sene ceza alıyor. Bu 5 sene ceza aldıktan sonra 26'da hapse giriyor. Efendime söyleyeyim. 26'da hapse giriyor. 29'da 29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluşu yıl dönümünde hapisten çıkıyor. Afla beraber. Burada efendim şey var. Üç Ali'lerin, Kenarlı Kılıç Ali ve Ali Çetin Kaya galiba. Bu adamı şey de çok ilginç. Kemal Tahir'in romanında bir katil Niyazi bahsi geçiyor değil mi? İşte, Kemal Tahir sonra roman yazıyor. Evet. Kemal Tahir roman yazıyor. Ve romanda bir Niyazi var. Ama önce şu şeyi, hapis kararını okuyayım da. Evet. Diyor ki notları şey yapamıyorum da neyse, burada işte Sarraf lakaplı Ali Mahmut Efendi'den doğma Ali Niyazi'nin diyor Kara Kemal'e yardım ve yataklıktan diyor 5 sene hapis cezasına, ağır hapis cezasına karar verilmiştir. 3 tane imzalı belge var. Evet, burada sıra numarası 5 sene mahkumiyet. Diyor ki Enver, Zarcı Refik, Lale Halil ve Niyazi'nin 5'er sene ve İsmail'in 3 sene müddetle ağır hapse konulmasına ve Vasfiye Hanım'ın da saklanan şahsın Kara Kemal olduğunu bilmediği için beraat etmesine, Kara Kemal'in şirketlerden aldığı Lale Halil'in bahçesindeki toprağa sakladığı 4000 liranın devlete verilmesine vesaire filan diye bir yine mahkemenin bir belgesi var. 29'da aftan çıkıyor. Daha sonra 69'da Kurt Kanunu yazıyor Kara Kemal. Kurt Kanunu yazınca burada karşımıza bir Niyazi çıkıyor. Bu Niyazi'ye bizim Kemal Tahir şey diyor, bu romandaki tip
İtilafçı Katil Niyazi mi? Lakabı Katil Niyazi, siyasi görüşü itilafçı. Halbuki mantık olarak Kara Kemal'e bağlı bir insanın, evet, olsa olsa şey olması lazım. İtaatçı şeye yakın. İtaatçı yani. Olması lazım ki dedik ya biraz önce, hani niye görüşsün ki şeyle, efendime söyleyeyim. Ya o romanda çok ilginç bir nokta var. Mahmut Şevket Paşa suikastıyla bahsi geçiyor ya. Evet. İttihat Terakki o suikaste dayanarak Abdülhamit devrinin kalıntısı olarak gördüğü kabadayıları sürüyor ve bu Meriç Şekavet Kanunu'dur, İşte bu Serseri Nizam Nabisi'dir, hep bu dönemde çıkan kanunlar. Evet. Dolayısıyla evet, kabadayılık bitmiş gibi görünüyor ama bir cumhuriyette de bir kıpırtı, bir hareketlilik var. O yüzden Sarraf Niyazi'nin burada hareketli tavrı çok yani dikkat çekeceği, çok incelenmesi gerekiyor. Evet. Bir de Kara Kemal'le irtibatı çok acayip şimdi. Şimdi Kara Kemal'in kabadayı takımıyla alakası nedir? Biraz ona değinmek lazım. Şimdi ben tabii baktım hemen. Kim bu adam? Yani mesela şeyde, kararda diyor ki 26 tarihinde tahtı tevkifi alınan Sarrafname ile maruf Mahmut Efendioğlu Ali Niyazi hapse mahkum olan adam. Bunu takip ettikten sonra diyoruz ki bu Sarraf Niyazi. O zaman ya nasıl bu Sarraf Niyazi, nasıl oluyor? Bunun bir şöyle kabaca bir hayatına baktığımız zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Sarraf Niyazi şimdi 1862'de doğuyor. Baba adı dediğimiz gibi Mahmut. Mahkemede 19 Ekim 1926'da sabıkan var mı diyor. Bak 32 sene sonra, 32 yaşında memuriyete başladı. 6 ay iş yaptı. Şeyde, Marif'te işi bıraktı. Diyor ki 99'da diyor, yani kaç tarihine geliyor şu anda şey yapamıyorum. Bir diyor Ermeniyle, hakim soruyor, sabıkanı söyle, sabıkan var mı? Bir Ermeniyle münazaa ettim, cerh ettim, hapsoldum diyor. Şimdi belki de bu dönemlerde aşağıda söyleyeceğim. Belki de bu vurduğu adam Ermeni, bir Ermeni sarraftı. Bunu söyledik ama şuradan 1896'da Maarif Nezaretinde memuriyete başladığına göre demek ki bizim sarraf 33 yaşında ilk kez memuriyete başlıyor. 33 sene çalışmamış. Şeyde de Ulunay'da diyor ki babasından para aldı, Koska'da diyor şey yaptı, sarraflık yaptı, yani faizcilik yaptı. Çok dürüst bir adam olduğu için borç verdiği paraları tahsil edemedi. Tahsil edemeyince bu sefer diyor orada diyor kabadayı oldu diyor. Bu kısmen doğru olabilir, bilemiyoruz. Çünkü Yeşil Tulumba'da oturduğunu biliyoruz. Yeşil Tulumba şeyin iki sokak ötesi. Arap Abdullah'ın takıldığı kahve de orada. Yeşil Tulumba'da Yeşil Tulumba'daki kahvede oturdu. Tabii tabii. Yani Murat Paşa Camisi'nin iki sokak, iki evet, şey paraleli. Mahalle yok ama cadde ismi olarak var Yeşil Tulumba. Var var var, tabii. Peki ne yaptığını görüyoruz? Başka bu dönemler hakkında 30 yaşına kadar bir bilgimiz nereden çıkıyor? Şuradan mesela Sami Kara, bu güreşe meraklı bir adam. Keleliço var ya, Keleliço. Evet. Onunla ve onun yine büyük güreşçilerden bunu da 1942'de güreş musahabelerinde Sami Karayel yazıyor. Sami evet, Karayel evet, tanıyor, evet, diyor ki bu evet, merhum diyor Sarraf Niyazi Bey, merhum Kavasoğlu Koca İbrahim'in eski arkadaşı olduğundan diyor 1898'de Alman İmparatoru ziyafetine verilen güreşlerde diyor eski pehlivanlardan birini ziyaretinde bu insanlarla görüştü diyor. Demek ki 1898'de yani 1800 memuriyet zamanlarında, ilk memuriyet dönemlerinde bırakıp ayrıldığı zaman güreşçilerle bir teması var. Şey çok acayip hocam. Rıdvan Paşa'nın diyor, ben diyor şeydeydim, hani bayiyetindeydim diyor ya. Tabii bak oraya geleceğim şimdi. Başka bir tanıklık var.
29 Vakit Gazetesi'nde 1929, bak 1929'da hapisten çıkmış bu. Temmuz 1929 çıkmamış daha. Ekim'de çıkacak. Ekim'de çıkacak. O kadar namlı bir insan ki, Hafız Aşir Efendi var. Hafız Aşir Efendi ilk defa bu çok ünlü bir hafız ve ilk defa büyük sanatkarlarla şeyleri plağa alan adam. Sesleri plağa okuyan adam. Kendi arkadaşlarıyla beraber, ünlü müzisyenlerle. Buradan diyor büyük paralar kazandım diyor. Bu Hafız Aşir Efendi de hakikaten yabancı şirketlerle de çalışıyor. Büyük paralar kazanıyor. Hatta bir dedikodu olarak da vereyim, çok oburmuş. Obur olduğundan dolayı da yemekten çatladı, öldü diyorlar. Bir gün diyor ben Şehzade başında, dikkat et bak, müdavim oldum, kahvede oturuyorum diyor. Bir adam geldi, selamun aleyküm, aleyküm selam, merhaba, merhabalar. Sonra yabancı adam sordu, Hafız Aşir Efendi kimdir içinizde? Benim dedim. Senin kovan doldurduğunu işittik. Her kaç kuruşa dolduruyorsan ben sana 20 fazla vereyim. Kovan plak yani, plağın bir türü gibi bir şey. Kovanları bana sat. Peki amma dedim, ben seni tanımıyorum ki. Ya günün birinde sen almaktan cayarsın da ben öbür müşterilerimi kaybedersem. Hiç korkma dedi bu gibi şeylerden. Benim ismim Sarraf Niyazi. Anlıyorsun ki 1900, bu adamın dükkan açma tarihi 1901-1902. Demek ki şeye girmeden memuriyete, kamerayı açabiliriz belki. Açtım hocam. 1901-1902'de bu adam şey, nam yapmış zaten. Yani ya, nam yapmaması şey, da ya nam yapmış. Demek ki yani şeye intisap etmesi de çok garip değil. Rıdvan Paşa da dönemin böyle kabadayı meşrep insanlarından, devlet adamlarından birisi. Zaten sonra Bedirhaniler vuruyorlar ya onu Göztepe tren istasyonunda evine giderken. Tabii. Bu ondan sonra 1903 tarihinde 4 Temmuz'da şunu söylemek istiyorum. Yani hapisten çıkmadan önce Temmuz'da ne kadar namlı bir adam ki bu adam. Hapisten çıkmasında 2 ay var. Hafız Aşir Efendi bu adamı anıyor. Sarraf Niyazi. Hakikaten İstanbul, evet. O zaman küçük, Şehzadebaşı nam yapmış. Evet. Bir de bir özelliği var. Sarraf Niyazi'nin diğer kabadayılardan bunu da normal karşılıyorum. Bu adam hakkındaki tanıklıkların hepsi iyi. Yani Sami Karayel bunun için çok iyi diyor. Efendime söyleyeyim mesela bu Süleyman Çapanoğlu diyor ki Aksaraylı Sarraf Niyazi İstanbul'un tanınmış bir 37'de temiz kabadayılarındandı. İyiliksever bir adamdı diyor. Geçenlerde öldü diyor. 35'te. Ve Sami Karayel başka ondan sonra. Bunun yani gayet iyi olduğunu söylüyorlar. İyiliksevermiş hakikaten. Ondan sonra böyle çok burdusu kırdısı falan yokmuş. Ben de bunu mantıklı karşılıyorum o yıllarda. Adam zaten polis, niye vursun kırsın? Yani şey yapsın. Belki geçmişte kaldı bunlar vesaire filandı yani daha önceki o. Belki gençliğinde daha böyle hızlıydı da sonra. Bir de yani bunlar şey, kol kırılır, yer içinde kalır yani. Çoğu kabadayılık vakası doğrudur yani. Adli mercilere çok gitmez yani, cinayet olmadığı sürece yani. Evet, kavga ettik. Kimle kavga ettiniz? Bilmiyorum, karanlık der geçerler yani. Adam bilir kiminle yaptığını ama anlatmaz polise kolay kolay mesela hani. İsmiyor, evet. Edemez kolay kolay. Yani buradan da anlıyoruz ki şeyde de, Kemal Tahir'de de şey yok. Sarraf Niyazi yok. Herkes biliyor. Diyeceksin ki ha şu var, dönemin gazeteleri, 26 gazeteleri Sarraf ismini ön plana çıkarmıyorlar. Katil Niyazi diyorlar. Tahmin ediyorum ki Kemal Tahir de bu Katil Niyazi lakabını oradan alıp romanında kullandı. Gerek ama roman 69 tarihinde biraz daha tahkikat yapılabilirdi vesaire, insanın aklına gelebiliyor tabii. Ama ortaya itilafçı bir adam gibi, böyle garip bir tip. Anakronik veya şey, mekan olarak da uygunsuz, şey olarak da, görüş olarak da uygunsuz bir tip çıkıyor. Yani Ulunay'da polisliği geçmişi yok. Kemal Tahir'de de bu adamın efendim Kara Kemal'in şeyi yok, kabadayılık kısmı yok. Polis olduğu kısmı yok. Böyle
sırra kadem basıyor. Peki nerede tanışılıyor bu Kara Kemal bağlantısı hakkında da ne diyebiliriz? Onun için de işte bu ilk önce diyor ki ben 1903'te adalara mahkemede soruyorlar kendisine. Sen diyorlar ne iş yapıyorsun? Herhalde diyorlar çalışıyorsun. Adala diyor komiserlik de yaptın değil mi diyor. Hayır diyor başkomiserliktim. Şehir emaneti Rıdvan Paşa'ya intisap etmiştin değil mi? Evet diyor. Demek ki Rıdvan Paşa'ya intisap etti. Rıdvan Paşa daha sonra Ali Şamil Paşa tarafından öldürülecek. Ali Şamil Paşa ailesinden. Onlar Bedirhani diye bir aşire tarzı bir şey böyle. Bedirhaniler, ünlü Bedirhani Kürt ailesi. Doğuda kısmı, bunlar haledan gibi öler hocam. Haledan gibi. Haledan bir kısmı Kürt ayrılıkçılarıyla o zamanlardan başlıyor faaliyete. Ali Şamil Paşa Halide Edip'in üvey babasıdır. Öyle mi? Tabii. Kelaliço da bizim Nuri Alço'nun dedesidir. Bak. Halide Edip'in o bağlantısını bilmiyordum. Nuri Alço'nun o dedesi olduğunu duymuştum da. Evet. Halide Edip'in üvey babası olduğunu duymamıştım. Bir de şeyden bahsedelim. Bu Göztepe'de karşı tarafta, Kadıköy tarafında vuruluyor. Ama o çok uzun. Onu ayrıca konuşuruz zaten hocam. Şimdi kısaca bir değinmek için dedim. Ali Şamil Paşa da Üsküdar muhafızı o dönem. Evet. Yani biz ona ayrı bir programda değineceğiz zaten. Bunlara, onların vukuatlarına ayrıca değineceğiz zaten. Evet, bir de var. Şimdi bu Sarraf Niyazi Kara Kemal bağlantısı nasıl oldu? Kara Kemal kim? Kara Kemal İttihat Terakki'nin en kuvvetli adamı. Kabadayı denebilecek böyle bir adam varsa Kara Kemal'dir yani. Yani çok güçlü, sessiz ama 1909'da Şehzade başında katılıyor partiye. Ondan sonra katıldıktan sonra hızla ilerliyor. 1909'da kongrede Ziya Gökalp ile Mustafa Kemal'in bir de kendisinin adı ön plana çıkıyor. 1910 yılında İslam teşkilatlarını örgütlüyor. O kadar güçlü sivillerden bir teşkilat yapıyor ki burada bu örgütte de Memduh Şevket Bey var ve diğer ekibiyle birlikte Talat Paşa'ya bağlı. Öyle bir güçlü örgüt ki 23 Ocak'taki Babali baskınında yani ilk Türkiye tarihinin ilk askeri juntasında Kara Kemal askerler ve siviller yapıyorlar bunu. Sivil güçleriyle, esnaflarıyla kahvelere ve sokağa elde ediyor ve PTT'yi ele geçirip İstanbul'un iç ve dış bağlantılarını kesiyor. 31 Mart vakasından sonra İttihat Terakki bir daha böyle bir olay yaşanmasın diye sokaktan asker içinde de örgütlenmeye gidiyor. Siviller içerisindeki istihbaratı da Kara Kemal topluyor. Buradan okuyorum. Teşkilat-ı Mahsusa'yı kuruyor. Ondan sonra yabancı... Teşkilat-ı Mahsusa'nın kuruluşu biraz karışık bir olay da. Onunla ilgili çok fazla bilgi karışık. Pardon kuruyor değil. Kuruyor değil. Orada görev alıyor. Hı-hı. Görev alıyor. Onu da orada da bir takım konuşabiliriz belki ileride. Hı-hı. Bu yabancı sermayeye karşı İAŞ'e İstanbul zorluğu çekiyor. Yani gıda maddeleri. Bu Türk birlikte, esnafla birlikte onları örgütleyerek şehrin ticari hayatına hakim oluyor. Ve buradan gelen paraları da yerli ve milli şirketler kurmak için kullanıyor. Önce çeşitli şirketler kuruyor. Bu şirketlerin sayısı 92. 3 milyon liraya kadar yakın para toplanıyor. 300 bin lira gibi. Bunun da yarısını bu şirketlere veriyor vesaire filan. Yani böyle çok etkili bir adam. 1300 Cihan Harbi'nde Yakup Cemil'in hükümete darbe yapacağı söylentileri çıkınca Talat Paşa mesela Kara Kemal'e diyor ki sen bunu ayarla. Git diyor sen bunu araştır bakalım. Ne yapacak, ne edecek filan. Daha sonra milli mücadele döneminde karakol cemiyetini kuruyor.
Evet. Kara Vasıf'la. Yani adam acayip bir adam yani. Ruslara karşı Kafkasya'da bulunuyor. Sonra Malta'ya gönderiliyor. Esir alınarak Malta'dan kaçıyor. Herif tam bir efsane. Herif derken yani Kara Kemal. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Kara Kemal'in evi Yeşil Tulumba'da, Aksaraylı. İşte bak, hep gözden kaçmış bu bağlantı. Hep gözden kaçmış bu bağlantı. Aynı semtin çocukları. Bizim küçüklüğümüzde biz aynı semtin çocuğuyuz derlerdi. Evet. Ondan sonra, bunlar hep aynı semtin çocukları. Kara Kemal şeyden küçük. Kara Kemal de bu arada Necip Fazıl'ın babasıyla Kara Kemal amca çocukları. Bunun kardeşi ölünce kardeşi kısa kürek soy ismini alıyor. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde bir ilan var. Mabeyin telgraf müdürü Arif Beyoğlu Espak İAŞ'e nazırı Merhum Kara Kemal Bey'in kardeşi diyor ki filancanın dayıları Mehmet İrfan Kısakürek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yani Kara Kemal semtinde 1875 doğumlu, bizim Niyazi'den ufak, çevresinde Kara diye tanınıyor, Nargileci diye tanınıyor. Efendim esrarengiz ve çok kuvvetli bir adam. Acayip planlayıcı. Küçük efendi diyorlar buna. Büyük efendi Talat herhalde. Evet. Gedik efendisi diyorlar. Efendi dedikleri bir adam. Tek başına bir ordu gibi bir adam yani. Bu tamamen Aksaraylı bir adam. Kendisine çok bağlıları var. Muhtemelen Sarraf Niyazi ile öyle bir bağlantı kurdu. Peki bunu nasıl şey yapabiliyoruz bağlantının önceye gittiğine dair? Şimdi 1907'de 1908'de 2. Beşiktaş ilan edildikten sonra 1908'de Temmuz'da hemen İttihatçılara karşı bir fedakarane millet cemiyeti kuruluyor belki. Şey, Halaskaran grubu diye, Halaskaran Zabitan diye bir grup kuruluyor. Onlar değil mi? Yok. Fedakarane Milleti Abdullah Kazimi kuruyor. Bu da yani bu şeyin zamanında Abdülhamit'in zamanında sürgüne gönderilenlerin bir kısmı İttihat Terakki'den geri geldi. Devlette yerlere yerleştirdiler. Tamam. Bir kısmı yerleştirilemedi. Bunlardan bir tanesi Abdullah Kazimi. Bu da şimdi günümüzde hangi romancının dedesiydi? Unuttum. Kadın romancılarımızdan birisinin. Bunlar da geliyor, fedakarane millet hemen birkaç hafta içinde kuruyorlar. İttihat terakkicilere muhalifler. Fakat Eylül 1908'de gazete çıkaracaklar. Fedakarane milletin şeyi de Sultanahmet'te merkezi. Eylül 1908'de gazete 16 Eylül'de çıkmadan önce Hukuku Umumiye diye yayına başlamadan önce partinin merkezine bir saldırı gerçekleştiriliyor. Saldırıyı yapanlar da bunun kaynağı şey, Süleyman Çapanoğlu. Süleyman Çapanoğlu gazeteci, Baba Ali'nin ansiklopedisi diyorlar. Hakikaten bu yeraltı alemlerinden, efendime söyleyeyim, başka o zamanki siyasi yapılanmalardan çok değerli bir insan yani gazeteci olarak. Çok değerli çalışmaları da var. Birçok şeyi kendisinden öğreniyoruz. Onları da daha ileride bahsetme fırsatımız olacak. Bu gazete yayına başlamadan camın çerçevesini kırıyorlar. İddiaçılar tarafından yapıldığına dair bir şey var. Bunun kanaat oluşturuluyor. Ama Süleyman Çapanoğlu'na göre içeride oturanlardan birisi sabık mülkiye kaymakamlarından Ziya Bey, Abdülhamit devrinde bu Kastamonu'ya sürülmüş. Sonra mütareke yıllarında ölmüş. Trabzonlu Şişman Asım Bey, Bülga Şurayı Devlet Katiplerinden. Hulusi Bey diye bir subay var. Aksaraylı Sarraf Niyazi, İstanbul'un tanınmış kabadayılarından. Geçenlerde öldü. Temiz kabadayılarından, İstanbul'un tanınmış bir temiz kabadayılarından. Bir de Kazaskerin Aydar. Eski İstanbul havardalarından, hoş sohbet müktedandı.
Birçok siyasi harekete karıştı. Mahmut Şevket Paşa meselesinde Sinop'a sürüldü. Bir tarekede İstanbul'a döndü. O yıllarda teşebbüt miktarı polis müfettişliği de yaptı. Bir iki yıl evvel öldü diyor. Bak ne kadar ilginç. Yani adam 1909 polis kadrolarının boşaltılmasında görevinde bırakılıyor. Bunun baskını yaptıranların Kefalo, Rum Kefalo ve Kürt Süleyman olacak. Kabadayılara ve 60 kişilik bu gruba Kara Kemal tarafından yaptırıldığı emri Doktor Nazım'ın verdiği söyleniyor. Eğer bu doğruysa içeride içeride Sarraf Niyazi var. Sarraf Niyazi'nin içeride ne işi var? Sarraf Niyazi Sultanahmet'te sene 1908'de adalarda çalışan bir polis. Ne işi var? Dışarı çıkıyorlar. Ondan sonra ve şeye karşı koyuyorlar. Ama bu hareket o işte derneğin kapanmasının sebeplerinden birisi filan, yani böyle değişik olaylar oluyor. Peki şimdi ile daha sonra şeye soruyorlar. Sen diyorlar Kara Kemal'i ne zaman tanıyorsun mahkemede? Hakim diyor ki Kara Kemal'le nereden tanışırsınız? Efendim Kemal'i çoktan tanırım fakat görüşmem. Hiç mi? Ben Deniz'de Yeşil Tulumba'da otururdum. Kahveye gelir giderdi. O vakit görüşmüştüm. Bak sık görüşmüştünüz ne zaman başladı diyor. Mütarekeden evvel efendim diyor. Ben Deniz diyor. Yani mütareke ne zaman oldu? 19. Mondros mütarekesi. 18. Evet. 1918. 1918. Ekim 1918'di. Evet. Ekim miydi? Neydi? Ekim. Bendeniz Memduh Şevket Bey'e müracaat ettim diyor. Yani Talat Bey'in adamı. İşsiz kaldım. Demek ki polisliği bırakmış o zaman. Ziraat memurluğu yaptım. Hapishanede gardiyanlık yaptım. Hastanelere odun müteahhitliği yaptım. Evimi sattım. Sonra gittim Şevket Bey'e, bana iş bul diye rica ettim. Çünkü parasızdım. O da Kara Kemal'le görüşmüş. Bana diyor Sirke Cihan'a git. Orada Ethem Bey var, onunla görüş dedi. Ne vakit? Mütarekeden evvel. Hakim de diyor ki bırak bu martavallı. Sen bu kitabeleri diyor bırak, İstanbul'da milli hükümet tesis edildikten sonraki vaziyeti söyle. O zaman Kara Kemal yoktu diyor. Kara Kemal 21'e kadar herhalde Malta'da, onu söylüyor. Evet. Ama bir şey daha var. O zaman Kara Kemal yoktu diyor ama hükümet aslında Kara Kemal'i çok uzun zamandan beri takip ediyor. Bir tane istihbarat raporu var Türk Tarih Kurumu'nda bugün. O rapora göre evvelsi rapor diyor ki 4 Ocak 1923 tarihli. Evvelsi gece Lütfü bize geldi. Kara Kemal'e mektubu karısıyla göndermiş ve bir randevu almış. Ancak bu randevuda aracı vazifesi gören Büyükdere'de Sarraf Niyazi ile görüşmüş. Şimdiki halde Vatan Siyasi Fırkası'nın filan. Sarraf Niyazi ile 23'te de bağlantısı var. Kara Kemal sadece işgal kuvvetleri tarafından değil, milli hükümet Ankara tarafından da başından beri takip ediliyor. Nitekim deniyor ki Mete Tunçay'ın kitabında yeni hükümet iki kişiyi tehlikeli görüyordu diyor tek parti döneminde. Birisi teorik olarak maliyeci Cavit'ti. Ötekisi örgütleme ve pratik kabiliyetlerinden dolayı istihbarat birdenbire bir kenti şey yaparak tek başına darbe yapabilecek bir adam gibi pratik şeylerinden dolayı böyle. Kara Kemal'di. Hakikaten çok semenleri var. Bunlar zaten o İzmir suikastinde suçlu olarak efendim ceza aldılar. Peki daha sonra Cihan Harbi'nde diyorlar ki Kara Kemal tek başına İstanbul'da bir halk direnişini tertip edebilir. Tek başına tertip eder.
Çünkü o kadar arkasında sivil teşkilat şey var. Güçlü bir esnaf yapısı var. Seviliyor. Sözünü seviyor. Çok dinliyorlar. Şimdi şuradan anlaşılıyor ki Kara Kemal'le Kara Kemal'den büyük 62 birisi 12-13 yaş büyük kendi semtinin adamı güvenilir bir adam olarak Kara Kemal'in koltukları altına giriyor belli bir süreye kadar. Muhtemelen evet. Şeye kadar bu şekilde devam ediyor. Zaten çalıştığı zaman İzmir suikastinde Kara Kemal'in yanında ardiye memurluğu yapıyor. İlginçtir bütün tezlerde bu ardiye kelimesini arziye diye okuyorlar. Ya da araziye diye okuyorlar. Ya ardiye bildiğimiz depo. Depo memurluğu yapıyor. Yani onun şeyine girmiş. Sonra aslında elinden geleni yapıyor. O ara Yeniköy'de oturuyor. Karşıya geçiyor. Satmamak için şeyi ama kızının veya oğlunun karısının veya kocasının akrabalarından Mazhar Bey veya bir gammazlık şeylik yapıyor. Bir kıskançlık olduğunu anladım yani orada şeyde. O şekilde Sarraf Niyazi bir de torununu getiriyorlar. Torunu var. Torununu şey yapıyorlar. Biraz çözülüyor, söylüyor. 1926'da girip 29'da hapisten çıktıktan sonra şimdi sırra kadem basıyor. Sarraf Niyazi'nin 30'larda biliniyor muydu? Arif Oruç yazıyor. Sarraf Niyazi olduğunu söylüyor. Yani 30'larda bu Kara Kemal'in yanındaki yani adam. Yani varlığı falan kim oldu? Dabı da o zaman sürüyor demek ki bu adamın. Ya birini 1935'te şeyde Arif Oruç Çerkez Ethem'in yeğeni bir Yarın diye gazete çıkarıyor. Orada Ayan diye Kara Kemal'in son günleri Ötüken yayınlarından da çıktı o kitap. Orada daha sonra gazete kapatılacak bir tefrika yapıyor. Roman şeklinde. Orada Niyazi'ye gelince diyor ki Niyazi Koska'da faizcilik yapan sarraftı. Ve 12'lerdendi. Namlı bir adamdı. Sözü geçen bir adamdı. Filan. Biliniyor. Hafız Aşır Efendi biliyor. 1929'da. 1940'da başka yazarlar Sarraf Niyazi'den mesela şey Ercüment Ekrem Talu oturduğu yerdeki evet. Bir Rum kabadayıyla macerasını anlatırken çok komik bir macerası var Sarraf'ın onu anlatırken bunu bahsediyor. Anlıyoruz ki Ulunay bunu söylemedi. Siyasete girmek istemediğinden söylemediği başka şeyler. Evet evet muhtemelen yine deşelenir. Çok böyle üstüne düşerler falan diye düşünüp çok üstün körü geçmiş anladığım kadarıyla. Evet hocam. Yani bir şekilde daha sonra da bu şeye de orada da yani aşırı büyük abartılarla bambaşka bir tip olarak kendisi anlattı. Bambaşka bir tip olarak kabadayı geçmiş olmayan itilafçı bir tetikçi olarak Kemal Tahir'in romanına girdi. Ortalık karıştı. Nasıl karıştı? Halbuki biz Sarraf Niyazi üzerinden bakılsa demek ki şunu anlıyoruz. Kabadayılar önce saraya jurnaller veya daha büyüklerine polislere haber ulaştırmada kullanılıyorlar. Daha sonra Mahmut Şevket Paşa cinayetinde sen yazdın ya Berk. Evet. Matlı Mustafa cinayetini o evet. Veyin Paşa'nın adamlarından şeyi öldürdü. Arif Bey'i öldürüyor. Laz Arif miydi o? Arif. Evet evet. Ya Çerkez Arif diye de yazıyorlar. Çerkez Arif. Çerkez Arif, Arif diye de yazıyorlar. Baksana şimdi. Onu öldürüyor adam. Veyin Paşa'nın yakın. Veyin Paşa ile arabada yan yana gidiyor. Onu zaten Ulunay ayrıca bir. Ki, belki Ulunay diyor ki bu diyor ne alakası var diyor ya. Öyle diyor şeye diyor. Pabuç mu bırakır diyor Fehim Paşa'ya. Fehim Paşa Arif Bey diyor. Bir de Sarraf Niyazi'yi güya Fehim Paşa çağırmış. Gelsin demiş. Bu da benim adamım olsun. Sarraf Niyazi demiş ki Fehim Paşa ya 1908'de zaten şeyden düşüyor. Daha önce de polis notu git. Yani. Demiş ki bak bana bulaşmasın. Gidin o adama söyleyin. Silahımda 5 tane kurşun var. En yakın gördüğüm yerde zımbalarım.
Yani bombanın böylesi, bombacı Parmenides. Böyle bir şey olabilir mi yani? Yani işte Fehim Paşa oranın, o zaman yani Fehim Paşa öyle bir adam ki yani hükümetler arası yedi başlı ejderha gibi bir adam. Yedi başlı Osmanlı'nın ilk mafyası, onu konuşacağız yani, zaten. Hani Sarık Niyazi kim? Şerkes şey Arif kim? Kim bunlar? Yani yok kim kime bir şey yapıyor? Ya bu adam yani bak öyle icraatları var ki buradan kalk git Yunanistan'da tahsilat yap. Bilmem nereye dinamit koy. Şurada üç kişiyi bilmem. Tabii ya tabii. Olur. Kendi kendine yani. Yani yüzeysel bir araştırmayla bile Osmanlı'nın ilk mafyası olarak tespit edilebilir bu adam. Yani evet. Ve hala parası, malı, mülkü davası sürüyor hocam. Tabii, o parayı yemek bile nasıl bir para toplamışsa yemek nasıl bulmuş. Adam Beyoğlu'nda beğendiği, yok arabaya atıyor beğendiği şeyleri falan. Adalar, yani böyle korkulan bir adam. Korkunç. Tabii. Korkunç bir insan. Yani hani şey yani velhasılı kelam toparlarsak Sarraf'ın üzerinden gittiği zaman kabadayıları görüyorsun ki önce işte habercilik şudur budur, daha sonra bakıyorsun Mahmut Şevket Paşa'nın cinayette Topal Tevfik var, kabadayı. Bir bakıyorsun Kumarbaz Ziya var. Ziya Arif'in var. Kardeşi. Beyoğlu'nda bir tırvanesi var, kumarhanesi. Evet. Kimin kardeşi? O da Arif Bey'in kardeşi işte bu. Arif Bey'in kardeşi. O da orada asıldı işte bak. Ha demek ki siyasi suikastlar. Hatta paşaya kurşun sıkanlar adamlardan. Tabii. Yani üstündeki parkalı şey olay vakıflı şeylerde kayıtlarda tarifi tabii geçiyor. Bu da kurşun sıktı paşaya diye geçiyor kayıtlarda. Tabii tabii. O Topal Tevfik'in daha sonraki şeylerde konuşuruz. Ne macera şeyleri var yani. Hocam malzemeyi hemen heba etmeyelim. İdama, onu gelecek programlarda konuşalım. Lafımı şey yapacağım. Kaç saat oldu? İki buçuk saat konuştuk hocam. Uzun mu bu programa göre bu nahıs gecede? Nuhuset uzun uzun hocam. Gibi. Benim yayınlar böyle. Muhabbet sohbet yayını yapıyorum ben. Katlarda bu 3 saat konuştuğum oluyor. 4 saat konuştuğum oluyor bazen. Arkadaşlar dinliyor mu peki şu anda bizi? Bilemiyorum. Dinliyor. 40 kişiyiz dinliyor. 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz. 40 kişi bize yeter. 15, 5 kişi de yeter. Şimdi sonuçta bak buradan gidilse kabadayılar veya bu yeraltı tarihi olmadan kültür tarihimizi filan benim bu evet sohbetten kendimce şey yapmak istediğim şey buydu. Kültür tarihi ve siyasi tarihi yazmak çok zor. Kabadayılar konusunda böyle takip edildiği zaman değişe değişe dönüşe dönüşe 40'larda belli yere, 60'larda belli yere, 80'lerde belli yere gelecek, 90'larda 2000'lerde belli yere gelecek ama devran hep aynı devran. Evet. Bunların daha sonra konuşuruz. Yayın çizelgesi çıkardık. Bu arada arkadaşlar onu da duyurmuş olayım. Biz birer hafta arayla hani ben şimdi bir hafta korku yayınları falan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu hafta kabadayılık konuştuk. Önümüzdeki hafta bir korku hikayesi yayını olacak benim. Onu duyuracağım. Öbür haftada gene böyle kabadayılık tarihi konuşacağız Şaban hocamla. Bir konuyu duyuracağız bilahare. Gene böyle ilginç ilginç konuları uzun uzun konuşup didikleyip sizlere sunacağız. Evet. Yani bilmiyorum nasıl bir konuşma oldu. Senin program konseptine uygun muydu belki? Gayet keyifliydi hocam. Sohbet muhabbet yerindeydi. Benim biraz konuklu yayınlarım benim böyle oluyor genelde. Sohbet ediyoruz. Sohbet öyle muhabbet üzerine gidiyor. Ben bunun üzerine yapıyorum. Hani YouTube kanalı ben öyle açtım. Hani ben sohbet yayını yapacağım dedim. Benim olayım o. Ben oyun oynamaktan anlamam ya da ne bileyim ilginç şovlar yapmam. Ben sohbet muhabbet yayını açarım. Benim olayım sohbet muhabbettir dedim. 3 yıldır sürdürüyorum bu yayını. Sen bu işlerinde bu tarz yaratmış bir insansın. Ben seni yedi kuleli zannettim. Ya bu çocuk yedi kulede bizim eve de yakın dedim. Gideyim ben bundan biraz dedim şey yapayım. Bizim Ozan sağ söz var biliyorsun şeyde. Evet onu evet. Acaba nasıl temasa geçebiliriz bizim bu Berk bu işleri biliyor falan böyle sohbetler oldu yani. İnşallah bu faydalı bulunduysa daha çok şey var. Yani bu programda yeni şeyler söylemeye çalıştık ama bu alan zaten yepyeni bir alan yani. Evet. Ve biz ayrı ayrı başlıklarda değeceğiz arkadaşlar. Yani bir şey çok detaylı girmediysek. Yani bilmiyorum işte kamuosal yayın olduğu için böyle yüz evet yüze başka şeyler de anlatılır yani. Konu konuyu açar.
O zaman hocam müsaadenle ben programın kapanışını yapayım. Tamam. Program kapanışı. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bu kadar saat. Bazı yayınlarla çakışabiliyor canlı yayınlarımız ama yapacak bir şey yok. İsteyen canlı izler, isteyen de çoğu benim seyirci öyle yapıyor. Kayıttan izler. Yayınlarımız sürecek. Haftaya gene salı günü canlı yayın olacak. Korku yayını olacak bu. Sonraki hafta yine Şaban hocamla kabadayılık mevzuyla alakalı bir konu konuşacağız yine böyle belgeli vesaire. Yine böyle bazı belgeler atarım şeyden böyle tweet yapacağım. Twitter'dan da paylaşırız. O şekilde devam ederiz. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni yayınlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum ben de herkese. Berk sana da teşekkür ediyorum sevgili rica kardeşim. Hocam. Hocam sen şeyden kameradan ayrılma, ben yayını sonlandıracağım. Görüntülü şeyde kalsam bir süre. Ayrılayım ben şimdi, ne yapayım? Yok yok yok, ayrılma, bekle sen. Dur. Yayını kapatayım önce.